Wait, <laughs> wait. Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Biz spor stüdyolarına e, 24 Kasım çarşamba günündeyiz ve bugünkü manşeti de her zaman olduğu gibi Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? iyi Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkürler. Bugün 24 Kasım. Bugün öğretmenler günü. E, başta sevgili eşim olmak üzere bütün öğretmenlerin, küçüklerimizin, büyüklerimizin hepsinin e, öğretmenler gününü kutluyorum. Büyüklerimizin de ellerinden öpüyoruz. Öğretmenlik e, mukaddes bir meslek nasıl özverili bir iş olduğunu yani hani bazen bazı gün canın çok sıkkın olur. E, ya bugün de yayını çok çalışmadan yapabilir miyim acaba dersin. Ona da bakmayayım mı? Buna da bakmayayım falan. Bazı günler idare etme şansın olur öğretmenlik öyle bir iş değil aynı özveriyi, e, aynı çalışmayı, e, aynı enerjiyi her gün çocuklar için yapmak zorundalar ve bunu büyük bir keyifle yapıyorlar. E, hepsine e, teşekkür edelim. Minnet borcumuz var öğretmenlerimize. E inşallah daha da iyi günlere çocuklarımızı hep beraber hazırlayacaklar. Öğretmenler günü kutlu olsun efendim. Mutlu olsun diyelim ve de akışımıza başlayalım. Beşiktaş'la başlayacağız malumunuz bu akşam. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın maçı var. İlk olarak Foto Maç Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. Başlığımız bir teselli ver. Şarkıya girer gibi oldu az kalsın girecek bak öyle söyleyeyim. Ligde işler istediği gibi gitmeyen Beşiktaş Avrupa'da Ajax virajında Siyah Beyazlılar Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Hollanda ekibini ağırlıyor. Grupta hiç puanı olmayan Karakartal siftah yapıp moral bulmak istiyor. Karakartal bugün Avrupa Kupalarında 300. golünü atmaya çalışacak Şampiyonlar Ligi serüveninde. Beşiktaş 88 gol attı. Karakartal Kupa Galipleri Kupası'ndaki 20 maçta da 21. 21 kez fileleri sarstı demiş. Toplamda 300. golünü arıyor. Şu an Beşiktaş'ta 14 golle şöyle okuyalım baştan. Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Oktay Derelioğlu attığı 14 golle Avrupa kupalarında siyah beyazlıların en golcü ismi durumunda Brezilyalı futbolcu Bobo ile Quaresma 12 12'şer gol atarken Cenk Tosunso 11 golle sıralamada yer aldı. Mevcut kadroda ise Gökhan Töre ile Lerin 5'er golle takımlarının Avrupa kupalarındaki en golcü isimleri. Bir sonraki sayfamız Posta Gazetesi'nden göster gücünü Beşiktaş. Siyah Beyazlılar Şampiyonlar Ligi C grubunda 5. maçına çıkıyor. Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadelede tek hedef galibiyet. Tribünler dolu olacak. Beşiktaş uzun süre sonra, bugün ilk kez bir maçın tamamı tribünde dolu tribünler önünde oynama şansı yakalayacak. Yaklaşık 43 bin kişilik kapasiteli stadyum bugün dolacak. Şimdi bir saniye, bir önceki gazetede muhtemel 11 vardı. Nerede? Foto maç gazetesinde. Beşiktaş'ı nasıl tahmin etmiş? Ersin, Roziye, Vida, Wellington, Rıdvan, Atiba, Pjanić, Teşiyeray, Gezal, Enkudu ve Lerin tahmin etmiş. Foto maç gazetesi. Peki Posta ne tahmin etmiş? Ersin Kale'de Montero, Vida, Roziye, Gezal, Necip, Atiba. Teşyire Piyeniç, Larin ve Kenan. Şeyde Kenan yok. Siz söyleyin. E, Foto maç gazetesinde ki ben de olacağını zannetmiyorum. E, Posta gazetesi Kenan'ı tahmin etmiş. Farklı. 211 birbirinden. Bir sonraki sayfamız Akşam gazetesinden. Bu böyle devam edemez. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sorumlu benim dedi. Ve Ajax ile Giresun maçlarını çıkış fırsatı olarak değerlendirdi. Böyle devam edemeyiz. Bu şekilde gidemeyiz. Çünkü hepimizin sorumlulukları var. İşler iyi gitmiyorsa sorumlu benim. Umarım bu hafta geri dönüşümüz olur. Hocanın tüm sözlerini okumayalım çünkü birazdan bant olarak da sizlerle paylaşacağız. Ve Fanatik Gazetesi son olarak bu bölümde okuyacağımız başlık. Kupa 1'e farklı kadro. Kartal bu akşamki Ajax mücadelesinin ilk 11'inde büyük değişimler bekleniyor. Formsuz Kenan'ın yerine Enkudu görev yapacak. Solda herhalde. Gol umudu, evet. Gol umudu Lerin olacak. Cezalı Josef'in yerine Necip oynayacak. Ersin ve Wellington'un yerine de Mert ile Montero forma giyecek. Bir daha okuyayım. Enkudu solda, Larin Santrafor ileride. Josef de Sosa yerine önde, savunmanın önünde Necip oynayacak. Ersin, kaleci Ersin ve stoperde Wellington'un yerine Mert kalede ve Montero Vida ile eş olacak diye bir tahminde bulunmuş. Fanatik gazetesi ki açıkçası bu en son okuduğumuz diğerlerine oranla bana sanki daha makul gibi göründü. Tabii Sergen Hoca'nın... Ben açıkçası Serdar Saatçı'yı beklerdim. Sergen Hoca'nın son müsabakadan sonra e, çok keskin bir şekilde altın çizdiği nokta Beşiktaş'ta bazı futbolcuların tutku sorunu, istek sorunu, arzu sorunu olduğuydu. Beşiktaş işte son 10 resmi başta 8 yenilgi aldı ve sanırım şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Başka hiçbir hoca dayanamazdı bu fırtınaya. Sergen Hoca bugün görevdeyse hem bunu geçen yılki Büyük başarıyla elde ettiği şampiyonluğu hem de Beşiktaş efsanesi olmaya bağlı. Yani Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray tarihinde 10 maçta 8 yenilgi alıp görevde kalabilecek hoca sayısı azdır. İşte yani şöyle bir yakın geçmişe baktığım zaman belki Galatasaray'da işte Fatih Terim, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Gordon, Fenerbahçe'de belki Pereira. Belki Aykut Kocaman onlar bu rüzgarı ancak atlatabilirlerdi. Bu rüzgarı atlatmak kolay değil. Sergen 10 maç 8 yenilgi. Ben bu sorumluluğu almıyorum. Bu sorumluluğu futbolculara devrediyorum dedi. Bunlar çok keskin laflar. Dünyanın her yerinde çok konuşulur ve çok reaksiyon alır. Ee, o zaman hangi oyuncularsa onlar onları değiştirecek. Çünkü seçici odur. Bugün ilk 11'de en az 3-4 değişiklik yapmazsa kendisiyle çelişir zaten bu değişiklikler yapılmak zorunda. Ben de Montero gibi, işte Necip gibi, Can, Güven, Plase, Şampiyonlar Ligi listesinde yok. Ama ligden bahsediyorum. Bu oyuncuların da hafta içi hafta sonu kadroda muhakkak göreceğimizi yer değiştireceklerini düşünüyorum. Çünkü madem isteksizler var o zaman isteklerle gözü parlayanlarla değiştirecek. İlk maçta Ayaksa Deplasman'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın kadro olarak sıkıntıları vardı hatırlayacaksınız. Serdar Saatçi oynamıştı ve o maçtan sonra da e, fena bulmadığımızı söylemiştik hatırlarsanız. Yani böyle büyük bir maçta şampiyonlar ligi arenasında genç bir kardeşimiz. E, yani hiç fena oynamadı diye söylemiştik. Ben acaba belli değil tabii bu muhtemel 11'leri e, paylaştık izleyicilerimizle ama acaba mı diye bir düşünüyor. Peki bizim muhtemel 11'imiz var mı? Sevgili dostlar varsa hemen getirelim e, ekrana Nasıl tahmin ediyoruz? Buyurunuz. Kalede Mert... Rıdvan, Vida, Montero ve Rozier savunma dörtlüsü önlerinde Joseph de Souza'nın cezası nedeniyle Necip, Enkudu solda, Raşit Gezal sağda, Atiba ve Pianiç ve en ileri uçta da Larin 11 ile sahada olması bekleniyor. Şimdi bazı gazetelerde Kenan'ın formsuzluğu münasebetiyle yazılmış. Tekrar tekrar artık üstünden temcit pilavı gibi oldu ama aynı şeyi konuşuyoruz. Kenan geldiğinden beri Şöyle söyleyebilir miyiz? Haksızlık etmeden, hakkını yemeden. Çünkü Sergen Yalçın nasıl bir teknik adam? Sergen Yalçın oyuncusuna dokunabilen bu adam artık bitti olmuyor derken bambaşka bir futbolcu ortaya çıkarabilen bir isim. Bunu bir Doğru. kere değil, iki kere değil, defalarca yaptı gördük yani. Başka başka takımlarda başka başka oyunculara dokunup büyük takıma Türkiye'de sonra da yurt dışına giden. Premier League'e giden oyuncular vesaire oyuncusunu kazanabiliyor. Dolayısıyla bekliyorsun ki bu adam eğer yani Sergen Hoca eğer bir şey söylüyorsa bu oyuncuyu tercih ediyorsa bir bildiği vardır. Ama bir türlü çıkmıyor. Ve çıkmıyor derken nasıl söylemek lazım diyorum yani kelimeleri dikkatli seçmek gerekiyor. Kimseye haksızlık etmeden kırıcı olmadan. Hiçbir katkı yok oyunda. Diyorsun ki defansif yönü çok kuvvetli. Değil. Diyorsun ki disiplini çok yüksekli. E disiplin ne işe yarıyor? Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şey disiplin mi? Hücum Sadece yok. O yok bu yok. Yani bir kişi eksik oynuyor noktasına taşıyor. Eğer haksızlık ediyorsam lütfen söyleyin. Ya da izleyicilerimizden farklı düşünen varsa lütfen yazın. onu da okuyalım. Dolayısıyla bir kişi eksik oynatıyor. Ya da teşiyere. Performans olarak birbirinden apayrı iki oyuncu. Ama oyun içerisinde dönem dönem 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika Beşiktaş'ın 10 kişi oynadığı dönemler oluyor o oyundayken. Dolayısıyla Teşhir'e ekstradan söyledim. Kenan Karaman üzerinde. Hocanın bunu tercih etmemesi bence son derece normal. Dolayısıyla çok büyük değişiklik bekleniyor derken Kenan Karaman'ın formsuzluğu da çok mantıklı bir argüman değil gibi geliyor bana. Dediğim gibi eğer yanlış düşünüyorsan. Kenan'ın çok güçlü bir seviyesi de yok ayrıca bunlara ek olarak. Yani bunun 2'den geliyor. Bunun destek 2'de iyi bir disiplin oyuncusuydu. Türkiye Milli Takımında parladığı bir dönem var 2018-2019. Kısa süreli bir parlaması var. Onun dışında çok güçlü bir CV'si de yok. Teşera'nın çok güçlü bir CV'si olduğu için Teşera'da e ısrar edebilirsin <laughs> ve geçmişte oynadığı oyunları hayal edebilirsin. Dersin ki Shakhtar Donetsk'le Şampiyonlar Ligi macerasına Ukrayna takımının damga vurmuş bir oyuncu. Sadece Ukrayna Ligi şampiyonluklarına değil, şampiyonlar ligi macerasında son 16'ya çıkışta, çeyrek finale çıkışta rol oynamış. Golleri, ve de. büyük maçlara etki edebilen seviyede kalibrede. Tam onu vurgulama için verdim vurguyu. Ama Kenan için böyle bir hikaye yok gerisine. böyle bir CV yok. Şampiyonlar gibi başlarına tesir etmişliği yok. Oynamışlığı yok zaten. Böyle bir CV'si de olmadığı için Kenan her zaman verimli olmak zorunda. Verimli olmadığı yerde onu sahada sürekli tutacak bir kredisi yok. Dolayısıyla ben de anlamsız buluyorum. Hani Tek form bir... durumu sürekli düşük olan bir oyuncu da ısrar etmeyi anlamsız buluyorum. Ayrıca bugün bir detay daha var. İşte mesele form durumu değil demek istiyorum. Evet. Form, Beş... Şöyle yani form grafiği yüksek olursa tam devam edersin. Ama formu düşükse ısrar edemezsin. Teşer'e de ısrar edebilirsin. Teşere çünkü geçmişte güçlü bir CV'si var. Ona uygun bir oyun oynandığı zaman? Teşer'e Teşer bahsediyoruz. Teşer'e? Çünkü ikinci santrifor. Çünkü kariyeri boyunca zaten çok fazla orta saha vasfı göstermedi ve orta saha özellikleri ondan beklenmedi. Çok fazla top kazanması, serseri topları yakalaması, pas arası yapması beklenmedi. Çünkü hep gol ve yüksekti ve onu bir yerde tuttu. Talişka gol versi gibi. sesinin yüksek olması, Talişka gibi. Şu anda Beşiktaş'ta onları yaparsa yine zaten Teşeren'in servis uygun performansı. Şu an onları yapamadığı için tartışılması normal. Ama yaparsa kalır tabii. Ki. Aynen öyle. Oyunda kalır. Bir başka detay da Kenan'ın zaten şu anda nerede konuşuyoruz? Kullarsa solda. Çünkü Larin'in uçta. işte solda Yenkudu. Hani solda oynamasından bahsediyoruz Larin uçta. Kenan oynar solda. Ayaksı'nda çok iyi bir sabeki var. Mazuri çok formda. E, ligde 4 gol, 2 asist. Şampiyonlar genel asistleri var. Çok güçlü, çok formda, çok süratli. Muhtemelen onun üzerine de çalışacaktır. Sergen Hoca. Enkulu'nun süratiyle onu karşılamaya da daha uygun bulabilir. yani. Kenan çünkü son dönemde karşısında oynayan Sabeklerin de performansını artıracak kadar kötüydü. Mazuri'nin de bugün performansını artırırsan çok ciddi sana fatura kesebilir. Ki Ajax'da ligde 2 gol yedi. Sadece 13 maçta. Şampiyonlar yine sadece 2 gol yedi. 13 artı 4. 17 maçın 13'ünde gol yemedi. Kolay gol yemiyor. Kalecileri yok. Ona ana ceza aldı. Stekelenburg sakat. Kalede 38 yaşında. Beklenmedik bir 3. kaleci var ama kaleciyi göremiyorsun. Pozisyon vermiyorlar. Dolayısıyla yersen Ayaks'tan zaten telafi etmene çok kolay olmuyor. Bir de bir 2'yi bulduklarında bir anda 5 yapıyorlar. Baktım ligde 6 kere 6 kere 5 ve üzeri atmışlar. Daha 13 maç oldu. 13 maçın neredeyse yarısında 5 atıyorlar. Şampiyonlar yine sportingi Sporting'e attılar. Dolayısıyla 1-2'yi bulduğunda bir anda farka gidebilen bir takım. Çok dikkatli olmak ve defansif olarak da sorumluluk duygusuyla hareket etmek lazım. Son lig maçında yine Valvayka'da 5 tane attılar. Tek direktörlü Erik Tenhak çok formda. Tek direktörün de form durumu, form grafiği değişebiliyor şüphesiz ki. Tenhak çok formda. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta da dominant bir oyun oynadılar. Şimdi Ajax çünkü bu oyunu oynuyor ama zaman zaman fatura ödüyordu. Dominant oynamaya kalkıyor, kolay kayıp yapıyor. Geçiş ucumlarında fırsat veriyordu ve o şekilde eleniyordu. Daha önceki sezonlara baktığımız zaman Ajax'ın topa sahip olayım derken oyunu kaybettiği maçlar olur. Şimdi öyle olmuyor. Sporting'e karşı 5-1 ilk maç. Ee, %54 toplu oynamaları ki bu bir deplasman 5-1. Beşiktaş'a karşı %71 toplu oynama. Dortmund'a karşı içeride %55 deplasmanda %70. Gerçi Dortmund eksik kaldı ama. 4-0 bitti. İçeride 4-0 %55 ilk dışarıda 3-1 tamam Dortmund 10 kişi kaldı ama %70. Her maçta rakiplerini domine ettiler. Topa çok sahip oldular. Şut istatistiği maç başına 17. Fantastik istatistiklerle geliyorlar ve rakipler Dortmund, Sporting. Çok ciddi rakipler. Evet. Bence şampiyonlar yine pekala gruptan çıkması gereken 3 takım. Ajax'ta, Dortmund'da Sporting'de. Biri çıkamayacak. Bir arada düştükleri için. Çok güçlü rakipler. Yani Ajax'ın bu sene kurdurduğu hayaller yüksek. Dün bir Hollandalı gazeteci arkadaşım Atayun'la konuştum. Onlar da bu sezonun 2018-19 gibi olabileceğini hani o Fandebek'li Deliht'li sezon gibi olabileceğini en tepeye kadar gidebileceklerini düşünüyorlar bu kadroyla bu rüzgarla Ten Hag'ı Manchester United istedi mesela ilgilenmedi, görüşmedi bile. Çünkü diyor ki Manchester United'da yapmaya çalışacaklarımı zaten burada yapıyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Yarı finaller, finaller hayal ediyorum. Manchester United'da bunları yapmak için bir organizasyon lazım. Acı çekeceğim orada. Burada Doğru. acı çekmeden zaten bunlara sahibim. Manchester United'la görüşmedi bile. Ten Hag da çok formda. Kolay bir maç olmayacak. Bir de şu pencereden Bakalım e, milli takım teknik direktörümüz Stefan Kuntz da e, Beşiktaş'ta e, Kenan'ın doğru mevki kendi mevkisinde oynamadığını söyledi. Merkez santrafor oynadı evet. dedi. Ancak Beşiktaş'ın oyunu Kenan tipinde bir merkez santraforla oynanabilecek bir oyun mu? Hmm. Ya da geçen sene oynadığı Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan bu sezon başlarken de devam ettirdiği sonradan sakatlıklar vesaire karıştı ama e, oyun planı biraz. Ya bu bakarla Batu, şu ay bir miktar farklı santraforlar ama Beşiktaş geçen sezonda, bu sezonda oyunu rakip yer alanında oynamaya çalışan, stoperlerle beraber orta çizgiye kadar çıkan, pas serileri yakalamaya çalışan, kaybettiği yerde çabuk kazanmaya çalışan bir takım. Çünkü çabuk kazanmazsa fatura ödüyor. Bu durumda böyle bir takımın center ne yapması lazım? Pas trafiğine sürekli katılması Doğru. lazım. Pas yüzdesi yüksek olması lazım. Duvar olması Taçları lazım. Taçları alması lazım. Duvar olabilmesi ve arkadan gelenlere gol şansı yaratması lazım. Topun kaybedildiği yerde pırası ilk başlatan oyuncu olması Özetle lazım. gezmesi ve hareketli olması lazım. Kuvvetli olması lazım. Kuvvet burada bir numaralı faktör yani. Mesela Manchester City'nin Santerfor'a göre olabilir. Gabriel Jesus olabilir. Ferran olabilir. Sterling olabilir. Kevin De Bruyne bile olabilir. Santerfor'a bağımlı bir oyun oynamıyorlar. Manchester City'nin Santerfor'u oyun kimliğini belirlemiyor. Dolayısıyla Santerfor değişebiliyor. Orada sahte dokuzlar. Sahte dokuzu bırak sahte 7, sahte 3 falan kullanabiliyor evet. yani. Santrafor'un tipi değişmiyor City için. Oyunu değişiyor, oyunu etkilemiyor. Beşiktaş'ın etkiliyor. İlk pres yapan olması lazım. Duvar alabilmesi lazım. Taçlara oynayabilmesi lazım. Pas trafiğine katılmaz. Abu Bakar bunları yapıyordu. Batu Şua'yı araya top bekliyor. Offside'a çok düşüyor. Ama presi başlatıyor. Bazı şehir aynı, bazı şehir farklı. Batu Şua'yı nispeten bunları yapıyor. Kenan Hareket Stoperlerle yapacağız. kavgada biraz eksik kalabiliyor Yapıyor deniyor ama biraz eksik kalabiliyor Yapamayabiliyor Aslında boyu 1.89 Kenan da ufak değil Ama yani aynısını Batu Şuhay Abubakar'ın yaptığında Aynısını yapıyor demek kolay değil Son vuruşları Çerçeveye vurmak için vuruyor Mesela son vuruşları Repertuarı çok geniş değil Çünkü kariyeri boyunca ondan çok gol beklenmemiş 20 gol santrfor değil Ama Abubakar Batu Şua, 20 gol santrfor Kenan'ın son vuruşlarına bakıyorum Kaleye bakmıyor Ben onun hissiyatını anlıyorum İyi e santrfor çerçeve içine nereye vuracağını hedefler. Orta sınıf santrafor çerçeveyi hedefler. Topu çerçeveye vurayım da görevimi yapayım der. Kenan'ın bakıyorum çoğu pozisyonu çerçeveye vuruyor sadece. Çerçeve içinde hedef belirleyebilecek melekesi yok. Dolayısıyla Kenan'ın ben de Beşiktaş'ın az santrafor olabilecek kalibrede olduğunu düşünmüyorum. Ama Kenan maç içinde belli bölümlerde oynatırsın. Bazı maçlarda oynatırsın. Rotasyon oyuncusu olabilir. Buna saygı duyuyorum ama az santrforun Dakikaların yarısını alabilecek, sezon boyunca dakikaların yarısını alabilecek kalibrede bile değil. Bir şey de parantezde genç, az önce de bahsettik Serdar Saatçı'ya açalım. Montero, vida muhtemelen başlayacak stoperde. Wellington'a ve son dönemde artık formsuzluk mu dersiniz, kafa başka yerde mi her neyse hataları üst üste geldi ve hocanın bir rotasyona gitmesi fiziksel olarak kanıt da olduğu için normal. Montero mu Serdar mı? İlk maçta Serdar oynadı Montero'nun rahatsızlığı nedeniyle. Montero'yla şöyle bir kıyaslayacak olursak Serdar Montero'dan daha hızlı, daha Montero evet bazen yavaş kalır. Çevik ve açık alanda yakalandığı zaman Montero'nun yetişme ihtimali daha güç gibi görünüyor. Serdar ise açık alanda yine mesafeyi kapatabiliyor. İlk Ajax maçında gördük bunu. Şimdi Ancak başlayayım. tecrübe Baharın farkı. bu. Estağfurullah. O, o kadar. Buyurun. Şuradan başlayayım. Son 10 maç 2 galibiyet dedik ya 5 yaş. Evet. Sivas ve Galatasaray galibiyetleri. İkisinde de Wellington yok. Sivas maçında stoper ikilisi Vida Serdar. Ki Ajax maçına çok yakındı galiba maç. Hemen sonrası. Galatasaray maçında stoper ikilisi Vida Necip. Önce onu bir cebe koyalım. 5 yaşlı stoper e, havuzuna ve stoper tiplerine bakalım. Vida genelde yönetmen. Geride karşılayan. Aklını ortaya koyan. Savunmanın çizgisini belirleyen. Süpürücü. Velinton öne çıkan, ilk topa baskı yapan, kayıp ihtimali de olan çünkü vidanın süpüreceğini biliyor. Hı hı. Topla çıkan. Velinton, Necip de bunu yapıyor. İlk topa Necip basıyor. Serdar da bunu yapıyor. İlk topa Serdar basıyor. Kaybederse arkasında vida süpürücü. Dolayısıyla Vida ile hepsi ikili olabiliyor. Vida Velinton oluyor. Vida Serdar oluyor. Vida Necip oluyor. Montero ikisinden de biraz var. Ama Montero'nun da yine ilk topa çıktığında müdahaleyi yapması lazım. Yapamazsa peki ikinci evet. müdahale şansı olmuyor. Ağır belki ama onunla mesela ilk müdahalede sezgileri güçlü. Hı, hı. Stoper fundamentali güçlü. Çünkü muhtemelen İspanya'dan geldiği için. Fundamentali daha güçlü Serdar'a göre. Serdar mı Montero mu? Bir şampiyonlar ligi maçında test ettin Montero'yu. Dortmund maçında gayet iyi performans gösterdi. Bir de Montero'nun gol şansı da var. Duran toplara gidiyor ve o kafalara genelde vuruyor. Hava toplarında da bir miktar daha iyi olduğunu gördük. O yüzden Montero'yu tercih ederse o da şaşırmam ama şunun bir defa altını çizmem lazım. Beşiktaş bir neşter vurması lazım şu dakikada. Neşter vurması gereken bölgelerden biri de savunma ikilisi. Ya bir neşter gerekiyor. Sergen Hoca şu anda o isteksizler, tutkusuzlar, gözü parlamayanlar mesela Ayhan Sakal neşterini vurdu. Bence Umut da bir neştere ihtiyacı var. Umut iki maçtır. Direkt bir hatalar yapıyor. Artık sol bekte as oyuncu Rıdvan olabilir her an. Stoperde, Ve veren hatalar tabii, oldu bunlar maalesef. Trabzon maçında ikinci gol Cornelius'un golü. Alan Yavaş'ta ikinci gol. Cicu'nun golü. Evet. Direkt bir hesata. Hatta ben, benim fikrim Trabzon maçı birinci golü de Abdülkadir'in golünü de ben Umut'a yazarım. Herkes vida yazdı da Vida'nın sırtı dönük. Umut'un yüzü dönük. Ben onun Umut'a yazarım. Son dört golün dördünde parmağı var. Bence üçünde direkt sorumlu. Benim fikrim. Stopere de bir neşta vurmak lazım. Oraya değiştirmek lazım orta sahada eş vurmak lazım. E peki lazım. gelsin. Şimdi sırada orta sahayı soracaktım size. Muhtemel 11'i bir daha rica edebilir miyiz lütfen? Ön libero yani ön libero tabir ettiğimiz Joseph De Souza yerine Necip tamam mantıklı ama e, onun, Joseph cezalı zaten. Joseph cezalı. Atiba ve Pianiç. Yani e, bu rotasyona giremeyen oyuncular Oğuzhan bir ara parladı. Oğuzhan çünkü yetenekli, becerili, o oyun ve saha görüşü geniş. Oyunun yönünü hızlı değiştirebilen, hızlı düşünebilen. Oğuzhan olsanlığını yapmasını bekliyoruz sizin tabirinizle uzun zamandır. Atiba'nın Salih de Oğuzhan'la bir türlü giremiyor oraya. Yani. Atiba'nın da formsuz olduğu bir dönemde Oğuzhan ve Salih. Salih'ten beklentiler çok büyüktü. Neden? Sezon başlarken ne konuşmuştuk sizin de burada ne demiştiniz? Salih muhtemelen Atiba'nın yerine Beşiktaş'ın alıştırmak istediği. Atiba'nın işini yapacak yüksek disiplinle, yüksek konsantrasyonla oyuncu olarak düşünüldü ama formayı göremedi. Evet. Yani mesela bu formsuz form, formsuz olduğunu söyleyebileceğimiz Atiba'nın yerine kesemiyor mesela Şampiyonlar Ligi maçında. Ya bu muhtemel Alvares, 11 tabii bu arada. Gravenberg, Berwis. Kimse beklemiyor Ayaksın yani. orta üçlüsü. Bütün maçlarda bu üçlüyle oynadı. Ajax'ın da belki en güçlü yeri. Ajax'ın her pozisyonu güçlü ama ilk maçta beş top göstermedi. Müthiş bir telepatiyle oynuyorlar. Evet. Orta sağ üçlüsü gerçekten güçlü. Ve bir arada grup halinde kuş sürüsü gibi öne gelmeyi de iyi beceriyorlar. O yüzden orta sağ kritik. Çok çabuk kazandılar kaybettikleri topları ilk maçta. Beşiktaş kazandığı toplarda kafasını kaldıramadı. Kafayı kaldırdı, ilk pası yapayım dedi kaybetti. Ayak sürekli geri kazanınca tabii bir atak sürekli sağladı. O yüzden mesela bugün Beşiktaş'ın orta üçlüsünün ilk maça göre değiştirmesi gereken bir numaralı şey kazandığı toplarda bir iki pas yapabilmesi lazım artık. Çünkü bir pas yapamadılar ilk maçta Amsterdam'da. Kazanıyor Beşiktaş hemen iade ediyor. E organizasyon işlemediği kaybediyor. için. Bu Gravenberg, Edson Alvarez ve önlerinde Berhuz'u inanılmaz top kazanlar ve atak sürekli sağladılar. Bu grup onu yapabilir mi? Piyanici bu işte tabii kritik. Piyanici biraz mecbur kalıyor. Çünkü kazandığın toplarda hemen gözün Pianici arıyor. Piyanici sola sağa bir şekilde boşluğu bulup oyunu değiştirebiliyor. Aslında Salih'in de bunu yapabilmesi lazım. Alanya'da yapıyordu. Ama Ne oldu? Beşiktaş'ta bir türlü formaya alamıyor. Oğuzhan'ın gitme ihtimali konuşuluyor. Hatta sıcak baktığı söyleniyor. Galiba Başakşehir. Gerçi resmi bir açıklama yap bununla ilgili ama Başakşehir ciddi bir şekilde ilgileniyor Oğuzhan'la. Çok da onun kafasını sahada görmüyorum. Ama Salih Beşiktaş'ta uzun ömürlü oynamak için geldi. Ben bir proje oyuncusuyum dedi. Ben Alanya'ya giderken zaten bunun için gittim. Alanya beni tekrar rehabilite edecek ve tekrar İstanbul'a döneceğim bu düşünceyle. Zaten bu planımın bir parçasıydı. Alanya'dan Beşiktaş'a gelmek dedi Salih. O zaman ona uygun bir şekilde gelişmesi lazım. Ben de aynı kanattayım. Ki Atiba'da en büyük defoları da şampiyonlar maçlarına çıktı. Çünkü şampiyonlar ya tempo çok yüksek. Doğru. Dortmund ve Ajax maçları çok tempolu oynanan Artık maçlar. Kolay değil o yaşta o tempoyla mücadele edebilmek. Evet. E Cübe de bir yere kadar oluyor yani. 18 yaşındaki sol iç oyuncusu o gün sol iç oynayan Jude Bellingham çok zor durumları düşürdü. O çok ekstra bir şey tabii. Ekstra ama, oyuncu tabii. E, ama bir sonraki maçta durdurulduğunu da gördük. Hatırlayın. Burada hatta sizden konuştuk ya yukarıda. Tabii durdurulmaz değil durdurulmaz değil ama 19 yaşında bir oyuncu 38 yaşında bir oyuncu yaşayınca Aynen öyle maalesef. Bir tempo farkı ortaya çıkıyor. E, Ajax da genç bir takım. E, o yüzden ben de orta saha rotasyonu böyle mi olmalı? Artık Sergen Hoca içeriden başka çareler mi başka çareler mi düşünmeli bilmiyorum. Bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor gibi geliyor bana da. E, 11 bölüm olur bilmiyorum. Can Bozdoğan e, gelecek sezon artık Şampiyonlar Ligi'nde veya güven gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gerçi Türk takımı olabilecek mi? O da ayrı konu da. Sezon Avrupa'da devam lazım. Herhalde kullanılacak ama bu sezon yoklar. rozye sezona bir sallantıda başladı ama takımda eğer bir çıkış grafiği sergileyen oyuncu bu zor dönemde. Çıkış grafiği sergileyen oyuncu varsa geçen sezonki performansına yaklaştığını bozmadan yükseldiğini rozye için söyleyebiliriz. Gezal yine e, hani stabil başladı şöyle bir hareketlendi ama o da takımda beraber biraz daha uyumuş gibi. Son maçta gerçi önceki maçlara göre lig maçında Alanya maçında e, biraz daha hareketliydi. Ee, ama geçen diğer sezonun tarafta gerisinde. Enkut, şimdi geçen sezonun gerisinde ama acaba organizasyon mu? Tabi. Onu takım da geldi. Çekiyor aşağıya. Ya da geçen sene yaptıklarını yapmasına engel oluyor. Çünkü topu kaybettiği zaman Gezal hemen geri dönüp bırakmıyor. Yani topu aa kaptırdım diye böyle beklemiyor. Hemen geri koşup kapan ve topun etrafında kalabalıklaşan bir Beşiktaş vardı. O da bir duvar yapıyordu. Boşa çıkıyordu vesaire. Bu sene onlar olmuyor. Topu geri kazansa bile kaybediyor. Diğer kanatta da Enkudu var. Çok iyi başladı sezona. İlk 2-3 maçtan sonra dedik ki bu sezon Beşiktaş'ın ekstra çok büyük katkı gelecek. O da çok büyük bir sakatlık yaşadı uzun süreli. O da İki kanadın yani şu anda verimli olarak Beşiktaş'ın hangi mevkisi diye soracak olursak pek de bir şey söyleyemiyoruz galiba değil mi? Total bir düşüş. Var. Total evet. Rıdvan'la Enkudu kanadı bir ümit veriyor, bir heyecan veriyor. Gezal, Rozi'ye kanadı keza aynı şekilde heyecan veriyor. Ama şu sanki... anda asla ayak söylemek istemezsin böyle bir nokta. Atiba ve Pjanić orta sahası biraz e, güçsüz. Eşleşmede biraz yaşlı kalacakmış ya da bir endişe ediyor insan. Rozier'den başlayayım. Tadiç'le eşleşecek muhtemelen. Tadiç de yani dünyanın en kanat olmayan kanadı. Yani inanılmaz merkeze devrilerek oynuyor ve takımın beyni, ana pas istasyonu. Ya bazen çizgiye gidiyor, bir birden inanılmaz hızlanıyor hemen merkezi görüyor. Çoğu zaman merkeze geliyor. Rakip savunmanın dengesini bozuyor. Santrifo bölgesinde sıkça görüyorsun. Açık gibi görünüyor ama Santrifo böyle sıkça görüyorsun. Çok dikkatli olması gerekecek. Rozier'in de Beşiktaş stoperlerin tadı karşı. Kolay bir şey değil. E arkasına e, kim oynayacak bugün? Blint oynayacak herhalde. Orası çok dikkat edilmesi gereken bir bölge. Rıdvan Enkudu evet biraz umut veriyorlar. Çünkü Rıdvan Enkudu'yu kullanamadı Beşiktaş bir türlü. Evet. Enkudu sakatlandı. Rıdvan nedense sol bek rotasyonunda geriye düştü ama milli takımdan iki asiste geldi. Daha çok dakika almasını zaten uzun zamandır bekliyoruz. Ve alması da gerekiyor. Artık yani sakala yok. Umut Meraş'ın form durumu düşük. Hani Rıdvan üst üste beş maç oynamalı artık. Yani bunu yaşamalı. Rıdvan bir türlü bunu yaşayamadı. Ki Rıdvan'ı da çıkaran ve ilk 11'e monte eden kişi Sergen Hoca. Dolayısıyla Sergen Hoca'ya da kızamıyorsun. 2019-20 sezonunun sonunda Caner Hakim varken takımda sezon sonu kontrat yenilemeyeceği belli olunca Caner'i de oturtup Rıdvan'ı oynatan Sergen Hoca. Doğru. Dolayısıyla Rıdvan'ın da çıkışında o 6-7 maç Sergen Hoca'nın büyük rolü var. Büyük rolü varken Rıdvan'ı sonradan niye devamlı kullanmadı? Hala tam anlamıyla onun yanıtını bulamıyoruz. Belki de şu an Beşiktaş'la ilgili en çok umut veren bölge o. Sol kanat. Doğru. Rıdvan Enkudu. Antoni'yi de savunması çok güçlü bir oyuncu değil süper yetenekli bir oyuncu, süper star. Büyük takımlara gidecek ama savunması çok güçlü bir oyuncu değil. Olur da açık verirlerse, boşluk verirlerse Ajax'ın hani 3 tane umut veren, ufak umut veren yeri var. Bir, geçişler. Topu kazanıp hızlı çıkarsan eksik yakalayabilirsin. Sporting bunu yapmak istedi. 27 tane faul ile Sporting'i durdurdular. Bir, geçişler. Kazandığın topla bir şekilde iki pas yapabilirse Beşiktaş fırsat bulabilir. İki, uzaktan şut, şu pas veri bir 38 yaşındaki kaleciyi bir test etmek lazım. Uzaktan şut Beşiktaş umarım dener. Piyaniç. Gezal. Gezal. Lerin kim denerse uzaktan şut umarım dener. Üçüncüsü de Beşiktaş'ın sol kanadı Rıdvan Enkudu. Belki hücumcu e, Antony kanadına karşı boşluk yakalar mı? Onları tek üstüne yakalar mı? Üçüncü umuttu. Umarım oralarda Beşiktaş fırsat yakalar. Peki o zaman maç öncesinde Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ve futbolculardan Atiba basın toplantısı düzenledi. Ardından da elbette onu paylaşalım, o videomuzu paylaşalım. Ardından da Ajax teknik direktörü Erik Ten Hag ve oyunculardan Berguiz'in basın toplantısını izleyelim. Buyurunuz. Şu anda hedefsiz durumdayız. Kalan iki maç var. Yarın da çok önemli, zor bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Ee, hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar e, maalesef beklentinin çok altında. Takım olarak e, camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama e, bu oyun zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun. Zaman zaman düşüşler, e, kötü gidişatlar, maç kayıpları e, olabiliyor futbolda. E, bizim tabii ki amacımız... Bunun önünü kesmek, bir an evvel e, camiamızı normale döndürmek, e, olması gereken yere getirmek, e, Biz bunun için buradayız, onu söyleyeyim öncelikle. Ama e, bu biraz zaman alacak, belli bir süreç gerektirecek gibi gözüküyor. Bizim yapmamız gereken, de, o, tabii ki işim gereği bahane üretmek değil, bir an evvel çözüm üretmek. Bir an evvel toparlanmak, e, Beşiktaş camiası 100 yılı aşkındır, var olan bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını her zaman bilir. Ve her zaman ayağa kalkmıştır. Bazı oyuncularımız var kritik noktada olan. Özellikle mesela Batshuayi var. Ee, yarın onu oynatmayacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü maç oynayacak e, şu anda fizik gücüne tam olarak sahip değil. Sakatlıktan çıktı. Hafta sonu belki kullanabiliriz ama yarın belki 20 dakika 30 dakika e, kullanabiliriz. Onun haricinde milli takımlardan gelen yorgun ufak tefek sorunları olan e, oyuncular var. Ya onu değerlendireceğiz kendi aramızda bakalım en uygun kadroyu çıkarmaya çalışacağız ama tabii cumartesi oynayacağımız maçta bizim için çok değerli. onu da söyleyeyim o maç e, çok önemli e, İnşallah iki maçı da e, bir 4 5 değişik e, oyuncuyla başlayabiliriz. Umarım e, bu kısa süreçte önümüzde ön, bu hafta özellikle e, oyuncularımızdan tekrar bu duruma bir tepki vermelerini bekliyoruz. Yani bir geri dönüş bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. Yani bunun için herkesi hazırlıyoruz. Biz de hazırız. Oyuncularımız da hazır. İyi bir oyun, iyi mücadele, sonrasında galibiyet ve işlerin normale dönmesi herhalde hepimize rahat bir nefes aldırır. Yarın önemli bir maç olacak tabii ki bizim için. Kendi gururumuz için bir anlamda da grubu iyi anlamda iyi bir şekilde bitirebilmek için önemli bir maça çıkacağız. İki maç var daha önümüzde. Altı puanla bu şekilde grubu tamamlamak bizim için iyi olur tabii ki niyetimiz bu yönde. Ajax güçlü bir takım. Zor bir takımın daha önce de gösterler. Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorlar. Başarılılar. Biz şu anda özgüvenimizi tekrar kazanmak için doğru futbola, doğru mentaliteye gösterip iyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu yarın almak istiyoruz. Şu an aslında olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz, olmayı istemediğimiz bir noktadayız. Bence hepimiz de bunun bir parçasıyız. Önümüzdeki maç Şampiyonlar Ligi maçı taraftarımızın önünde iyi bir mücadele, bir iyi bir mücadele ile birbirimiz için savaşarak iyi bir sonuç almak istiyoruz ve normale, bir de olsun dönmek istiyoruz. Ama dediğim gibi şu anda önemli olan nasıl reaksiyon vereceğimiz ve bu durumdan nasıl çıkacağımız. Ajax Teknik Direktörü Erik Tenek, Beşiktaş maçı öncesinde kameraların karşısına geçti. Tenek, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta oyuncusu Steven ile düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Türkiye'de herkes futbolu çok seviyor. O yüzden bizi çok zor bir maç bekliyor. Bu maçı da kazanmamız lazım.'' dedi. Trafik nedeniyle stada geç gelmelerinden dolayı özür dileyen Tenek, gruptan çıkmayı garantilemelerine rağmen kadroyu bozmamalarının sebebiyle ilgili sorulan soruya da, ''Bu kadro kendini ispat etti.'' Etmek zorunda O yüzden aynı kadroyla sahaya çıkıyorum. Tabii ki en iyi oyuncuları da deneyeceğiz. Oyunumuzu geliştirmek ve farklı taktikler uygulamak istiyoruz diye konuştu. Beşiktaş'ın kötü sonuçlarının ardından çıkış aradığının kaydedilmesi üzerine Tenek şunları söyledi: "Beşiktaş için çok önemli bir karşılaşma olacak. Moral kazanmak için bizi yenmek isteyecek. Bir galibiyet onlara moral verecektir. Biz basın mensupları gibi düşünmüyoruz. Maçı ciddiye alıyoruz. Beşiktaş kazanmak için elinden geleni yapacaktır." <laughs> Ajax'ın Santroforu Steven Bergüiste, takımdaki her oyuncunun çok kaliteli olduğunu vurgulayarak rekabeti yüksek bir maça çıkacaklarını dile getirdi. Gruptan çıkmayı garantiledikleri için maça rahat çıkacaklarını belirtmesi üzerine Bergüist çok fark etmiyor. Beşiktaş karşısında baskı hissedeceğiz çünkü yine kazanmak istiyoruz değerlendirmesinde bulundu. Bu akşamki maç öncesinde her iki cepheden yapılan açıklamalar da böyleydi değerli izleyenler. Beşiktaş'ı konuştuk, Ayaks'ı konuştuk. Peki dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu? Hemen onu da getirelim ekranlarınıza. Dün akşam oynanan karşılaşmalarda. Ee, Bayan Münih, Dinamo Kiev deplasmanından 2-1 e, galip dönüyor. Biraz ilk defa zorlandı diyebilir miyiz Bayan için? İlk yarı aslında bir defa e, Kiev'li yetkilileri tebrik etmek lazım. Yoğun kar yağışı ve yoğun kar kaplı zemini çok iyi temizlediler. Maçı temiz bir şekilde oynattılar. Bayern ilk yarıda üstün. 2-0'a getirdi ama ikinci yarıda Dinamo Kiev çok pozisyon buldu. Çok fırsat buldu. Bir gol var. Bir tane, iki tane Neuer'in iyi çıkarttığı var. 38'de penaltı itirazları var. Aslında Dinamo Kiev 3 puanı kaybetti ama onurlu bir şekilde sağdan ayrıldı diyebiliriz. Tabii Lewandowski'nin süper bir röveşata golü var. Bu arada enteresan maç öncesi bir Covid ile temas ettikleri için 5 Bayamini oyuncusu kadroda yoktu. Tamam burası olabilir, olabiliyor bu dönemde. Ama Bild şöyle bir iddiada bulunuyor akşam saatlerinde. O 5 oyuncuya parası ödenmeyecek. Bayamini o günlerin maaşlarını ödemeyecek. Gnabry, Kimih, alanında işlerinde olduğu 5 oyuncuya sorumsuz davrandıkları için, hmm. Covid'li biriyle temas ettikleri için antrenmana katılamadıkları günlerdeki maaşları ödenmeyecek diye Bild böyle bir haber geçti. Yalanlanmadı. Yani özetle şunu söylüyorlar. Senin görevin iyi futbol oynamak, iyi antrenman yapmak. Tamam bunların hepsi senin görevin. Sen bunun için para alıyorsun. Ancak bir de görevini aksatmamak üzere sorumluluğun var. Değil mi? Ve Covid'li bir netem bahsetmemek. Benim çok hoşuma gitti bu. Gerçekten güzelmiş. Hakikaten güzelmiş yani. Bayan günü bu yüzden bayağı Münih dedim içimde. Biz de Bayan Münih'te oynayabiliriz biliyorsun değil mi? Aynı sorumluluğu şey yaparak, e, uygulayarak Allah'a çok şükür aşımız oldu, hasta olmadık vesaire hmm. falan filan. Allah'a çok şükür devamlılığı sağladık yani. Ee, değerli izleyenler Manchester United Villarreal deplasmandan 2-0 galip dönüyor. Soskayar hocam bir iki maç kazanmış mıdır bu galibiyetle diye sormayacağım bile. Barcelona Benfica maçı 0-0 bitti. Hiç bakabildiniz mi bu maçın ardından ee, İspanyollar ne demiş? Hiç bakabildiniz mi? Bu arada şey e, de ben United'ın geçici menajeri Michael Carrick de Solskjaer'e adadı zaten galibiyeti. Bunu Solskjaer için Kazandık gibi hissediyoruz dedi. Ee, onun altını çizmek lazım. Ronaldo yine aslında evet. kurtardı. Uzun süre 0-0 giden maç. Bir savunma hatasını değerlendirdi. Ronaldo yine kurtardı. Ee, Valverde ismi geçiyor. Çünkü United şu anda Pochettino'yu büyük ihtimalle alamıyor. Aslında söylentiler Paris Saint Germain'in de Zidane'i istediği yönünde ama en azından şu anda değil. Sezon sonu olursa operasyon olacak. Eğer Paris Saint Germain gerçekten Zidane'i istiyorsa, Zidane'i alırsa Pochettino'yu özgür bırakırsa Pochettino'yu da Manchester United alacağı söyleniyor. Ama Manchester sezon sonuna kadar bir antrenör bulması lazım. Ee, Ernesto Valverde'nin adı geçiyor. Eski Barcelona tek direktörü ama ben yani Manchester bu durumlara düşmesine doğrusu garipsiyor. Ernesto Valverde. Geçici olarak işte 6 aylık bir tek direktör bulmaları lazım. Çünkü sezon sonu daha iyisini alacağız diyorlar. Şu anda geçici tek direktör arıyorlar. Michael Carrick çıktı bu maça geçici olarak ve Valverde'nin bu geçici görevi kabul edeceği söyleniyor. Hani geçici kim kabul eder 6 aylık. Elit tek direktörler kabul etmez. Zidane y istemiyor zaten. Zidane Mansour düşünmüyormuş. Yine de Valverde ismi neyse uzatmayayım. E, Young Boys Atalanta karşılaşması 3-3 bitti. E, Merih Demiral 70 71'de mi çıktı? 71. Da dakikada abi, e, çıktı oyundan. O oyundan çıktıktan sonra da kalesinde iki gol gördü ki e, genelde gazetelere baktığınız zaman da bakayım İtalya'dan var mı? Var. Getir e, birazdan getireceğiz. O zaman konuşuruz. Lil Salzburg karşısında 1-0 galip. Burak Yılmaz güzel bir penetre evet. etti. Sol ceza sahası sol çaprazdan bir anda içeriye kat etti. İlk önce iki sonra birisi ayak koydu ondan sonra iki oyuncuyu da e, çalımladı. Güzel bir şeydi e, penetrasyonda gerçekten. Ondan sonra top sola açıldı. Davis bir anda boş kaldı güzel bir vuruşta golü yaptı. Sevilla Wolfsburg 2-0 mağlubiyeti. Chelsea Juventus'u 4-0 yenerek e, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyeti oldu değil mi? Juventus'una ve evet, 4'te 4 ile gelmişti. Evet. İlk puan kayboldu. İkisi de 12 puan oldu. İkisi de çıktı. Ama Juventus da aldı. Yani Chelsea sezonun belki de iyi maçını oynadı. Darmadağın etti. Juventus'u 4'ten daha fazla da atabilirlerdi. Doğrusu. Bu da Thomas Tuchel'in görevdeki 50. maçıymış. 50 maçın e, yediği gol sayısı 24 sadece. Yani muazzam bir defansif organizasyon yarattı. Ofansif gücünün yanı sıra. Bir de bu maçta mesela ilk defa oynayan Çalobak gol attı. Golün biri Hudson Odoi'den geldi. Bir gol Rhys James'ten geldi. Farklı oyunculardan skor bulma. Hudson Odoi'yi bir kanat bekine dönüştürmesi. Üstün verim alması farklı oyunculardan. O anlamda da bir başyapıt oldu. Yani bu maçta Tuhel'in dokunduğu oyuncuların yıldızlaştığı bir maç oldu. Tuhel dokunuşuyla gelişim gösteren, hayata dönen oyuncuların yıldızlaştığı bir maç oldu. O yüzden başyapıt. Hani Tuhal döneminin baş yapıtı olduğu maç gerçekten şu an Chelsea'ler çok mutlu. Tuhal Chelsea'deki performansıyla kariyerinin de en iyi dönemini yani tabii ki elbette sezon sonunda ya da önce sonraki sezonlarda devam ederse bakacağız ama kariyerinin en azından rüştünü ispat etme anlamında çünkü tamam birçok teknik direktör ya da gazeteci ya da bu işin profesyoneli bazı şeyleri kabullenmiş olabilir. Naçizane ben hani çok büyük bir başarı yönettiği takımlar itibariyle Bilmiyorum o şu bu derken ama Chelsea performansını ayrı bir yere koymak Tabii. lazım. Oyunculara dokunması, kazanması, musunuz? oynattığı oyun hakikaten ispat ediyor kendisini bence. Kupa biri aldı. Bu sezon da alabilir diye konuşuyor evet. İngilizler. Ya yani İngilizlerin Şampiyonlar Şampiyonluğu için çok favori olarak gördüğü bir takım Chelsea. Ajax'ın oyununu beğeniyoruz. Ajax'ın oyununun bir benzeri gibi ama onun biraz daha serti demeyeyim biraz daha kazananı mı demek lazım? Ajax'ın Komplike oyunu. Chelsea oyunu evet. öncelikle. Ajax mesela 4 maça da aynı 11 ile çıktı. 4 tane şampiyonlar maç oynadı. 11'inden bir oyuncu bile değiştirmedi. Chelsea'de Tuhel daha geniş bir havuzdan daha fazla yani. oyuncu kullanarak aynı oyunu oynatmayı başardı. Tuhel'in böyle bir ekstresi olduğunu söyleyeyim. Tabii kadrosu daha geniş diyebilirsin. Ona da saygı duyarım. Ajax'a göre daha iyi kadrolar var. Peki az önce dedik ya Barcelona karşılaşması, Barcelona Benfica maçı 0-0 bitti. İspanyol basında İspanyollar nasıl görmüş olayı? Nereden geliyor? Ekranlarınıza As gazetesi'nden geliyor. Şurada ben de bulayım hemen. As gazetesi knockout başlığını atmış. KO her dilde var herhalde değil mi? Ha evet. KO. Knockout başlığını atmış. Elenmenin kenarında diyor Barcelona için. Gerçekten hani e, malumun ilamı. Çünkü son maç eee Dinamo Kiev'le oynuyor Benfica ekibinde bir iddiası yok. Benfica kazanırsa 8 puan yapıyor ve Barcelona o zaman Bayern Münih deplasmanda yenmek zorunda. Ee, kolay da değil tabii Münih'te Bayern'i yenmek. Bayern'in şu an puan kaybı yok yani. 5'te 5'te 5. geliyor. Evet. evet, elenmenin kenarında gerçekten de elenmenin kenarında. Ee, Benfica dominant bir oynadı Barcelona bu arada. %65 topa sahip oldu. Yani Xavi hayal ettiği gibi bir oyunu oynatmaya çalışıyor ama Barcelona oyuncu kalitesi bazen yetmiyor. Hatta Çavi Benfica'lı meslektaşını da suçladı. Jorge Jesus'u 0-0 için gelmişler ve hiçbir şey üretme niyetleri yoktu dedi. Ama Barcelona çok fazla üretemedi. Yani Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir genç oyuncu süper bir şut vurdu. Çataldan döndü. Ama Benfica'nın da son dakika pozisyonu var. Yani maçın en net pozisyonuydu. Onu atabilseler çok daha büyük kabus olacaktı Barcelona için. Çok Futbolculuk döneminde çok yetenekli olan, gerçekten çok yetenekli olan oyuncuların teknik direktörlükte bazen çok darlandıklarını falan düşünüyorum. Mesela Xavi, mesela işte Sergen Yalçın, e, dünya kadar örnek getirebiliriz. Çünkü hani bunu nasıl yapabiliyorsun? Çünkü yapabiliyorum. Evet. Bu vuruşu yapabiliyorum. Kral, Maradona. Onu görebiliyorum. O, o açıyı görebiliyorum. Şimdi sahada muhtemelen seyrederken maçı ya bunu nasıl vuramaz diye bir düşünüyordur herhalde. Onu sindirebilmek ya herkes de böyle vuracak diye bir şey yok diye sinirlenmeden başka bir çözüm bulabilmek hakikaten onu yapabilen herhalde teknik direktörler başarılı oluyor değil mi? Oyuncu yani Sergen Yalçın için söylüyoruz ya hep oyuncuya dokunabiliyor. O aradaki farkı avantaja çevirebiliyorlar herhalde. Çavide de hep söylerler zaten hani çok büyük süperstarlar zaten süper teknik direktör olmadı. Şimdi dünyanın en iyi teknik direktörüne bak. Mourinho beden eğitimi öğretmeni. İşte Thomas Tuchel kısıtlı bir futbolculuk kariyeri var. Klop orta sınıf futbolcu. Guardiola büyük futbolcuydu ama ön libero. Yani Santerfor değil hani Maradona. Oyuna olan o açlık, o kırıf Pele değil. Sahada tatmin olmuyor özellikle bahsettiğiniz isimlerde. Evet, dolayısıyla mesela Maradona'nın büyük tekdürtür olamaması mesela bunu hep söylerler. Çünkü Maradona'nın hani empati kurmasının zor olacağı. Kroif büyük tekdürtür oldu. O bir istisna ama. Evet. Ne bileyim, fenomen Ronaldo'dan Kimse beklemiyordu büyük teklifte olmasını. Ronaldinho'dan beklemiyordu. Çünkü onlar farklı. Cruyff için kitabı okudunuz değil mi? Cruyff'un kitabını. Kendi çocukluğunu, ailesini şöyle betimler. Her zaman futbolun içerisinde. Eve çok, stada çok yakın evleri. Ve babası da stat müdürüyle arkadaş. işte çimlerin bakımı vesaire orada gidiyor yardımcı olarak çalışıyor. Hiçbir ücret almadan. Sınıfta dahi diyor sınıfta ders yaparken hani çok fazla benim için öncelikli değildi. Sınıfta ders yaparken ayaklarıyla devamlı topla oynarmış. Hani yazı yazarken vesaire falan. Devamlı top çevirirmiş. Şimdi açlık oyunun kendisine. Doğru. O açlığı sahada tatmin etti ama bitmedi. Çünkü işin içerisinde ne var biliyor musunuz? Huzur var. Mutluluk var. O çocukluk döneminde aileden aldığı ki kalabalık bir aile. Aileden aldığı birikim ve bunu futbolla harmanlayabilmesi muazzam bir birleşim yaratmış benim görebildiğim kadarıyla. Kendisinin anlattığı kadarıyla. O açlık hırsa ya da negatiften beslenen bir açlık değil. O açlık devamlı mutlulukla, huzurla ve başarıyla. Şöyle söylüyor. Yani ille kazanmak değil mesele diyor. Doğruyu yapmak. Pozitifi yapmak, iyiyi yapmak. Çok güzel yönlendirmiş kendisini çok güzel kanize ettirmiş ama çocukluktaki o ortam. Yani ben okurken hep böyle e, gözünde insana şöyle bir sahne canlanır ya. işte kuşlar uçuşuyor kelebekler vesaire falan filan. Maneli betonda top oynardık diyor. Betonda top oynardık soruyor. diyor. Çavi'nin bedeninde hala kenarda aslında. Betonda top oynamak çok önemlidir diyor bu arada. Çünkü düştüğün zaman canın çok yanar diyor. Tabii. Kaldırımda top oynamak çok önemlidir diyor. Kaldırımı e, çoğu insan dezavantaj gibi düşünür. Ben duvar pası yaparım. Duvar diyor. pası için kullanırsın ve hayal gücünü artırır diyor. Oralarda oynamak. O yüzden çok ekstra bir adam söylediğiniz gibi birçok bir de zeki şeyin bir araya gelmesi, unsurun dinamiğin bir araya gelmesi ve bunu doğru yere kanalize edebilmesi. O da aile yaşantısı elbette çok Bugün önemli. Bugün futboldaki birçok çok önemli e, meşhur popüler stratejinin taktiğin altında. Ee, onun düşünceleri, onun fikirleri hala yatıyor. 40 yıl sonra, 30 yıl sonra hiç bırakmamış hala yani. Futbolun içinde yaşıyor. Gelişmeyi, düşünmeyi. Total futbol belki yaşamıyor artık. Çünkü total futbol bugün için çok gerçekçi değil ama total futbolu e, temel almış birçok düşünce bugün futbolda varlığını sürdürüyor. Futbolun Zirvesinde. Futbolun inovatörlerinden biri. Futbolun evet. en büyük düşünsel devrimlerini yapmış, gerçekleşmiş devrimcilerinden biri. Neyse nereden nereye geldik uzattık. Ee, var mı Barcelona ile alakalı söylemek istediğiniz bir şey? As gazetesinin başı üzerine şeye bakacağım, Lekip'e bakacağım çünkü. Lütfen. Lekip gazetesi de demiş ki, bunu Fransızca okuman mümkün değil. Ne diyor? İç açıcı. Ve sonrasında da Lille 8 puanla lider. Evet, Burak Yılmazlı Lille 8 puanla grup lideri. 7 puanlı Salzburg 2. sırada. Sevilla 6 puanlı 3. Wolfsburg 5 puanlı 4. Orada 8, 7, 6, 5 diye sıralanmış. En dengeli grup. Takımlar. Hepsi yaptı. şansı sürüyor. Son maça şansını koruyarak giriyorlar. Lille direkt rakibi Salzburg 7 puanlı rakibi Salzburg'u tek golle yendi. Fotoğraftaki iki adam golü yarattı. Jonathan David Jonathan David transfer edilirken tabii 19 yaşında aldılar bu çocuğu Belçika liginden ve Burak da aslında bir projenin bir parçasıydı. Çünkü David alıyoruz 19-20 yaşında. Bir adaptasyon süreci olacak. Onun yanına ikinin santrifi olarak 35 yaşta bir deneyimliği koyalım. Hem David gelişirken Burak bizim acil ihtiyacımızı karşısın Hem de Burak da David iyi bir kilo olsun. Burak David de gelişirsin diye düşünmüşlerdi. Şampiyonluğa gittiler. Burak yıldızlaştı. David geçen sezonun sonuna doğru form tuttu. Ve bu sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Yani bu bir proje. Lille çok büyük iş başardı. David'i bu noktaya taşıyarak. Ligde işleri çok iyi gitmiyor belki ama Şampiyonlar Ligi'nde lider konumdalar ve gruptan çıkmak için favori noktaya geldiler. Tebrik etmek lazım. Yani Gurvenek tabii şu anda kenarda sevinen adam ama Galtier'in de orada geçen sezon verdiği dakikaların yaptığı yatırımın hala meyveleriyle besleniyorlar. İtalya'dan bir başlık nereden geliyor? Corriere delle Sport'tan geliyor. Başlık Piccola Juve demişler. Küçük Juventus anlamına. Küçük çocuk Juventus. Özür dilerim. Küçük çocuk Juventus anlamına geliyor. Altta da diyor ki e, oyunu domine eden Chelsea şeyi solladı. Juventus'u solladı. Çok zor durumlara düştü Juventus. Bu da tabii İtalyan Zilmede medyasını solladı. utandırmış. Eee Juventus'un tarihinin en ağır şampiyonlar genelisi. Tarihinde 4-0 yok. Ama 4-0'dan daha fazlası. Müsabakanın sonucundan daha fazlası. Çok zor durumlara düştüler gerçekten. Chelsea'nin 21 şutu, 13 korneri var. Baştan sona Chelsea Juventus'a karşı baştan sona maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar sürklase etti. Hiç oyunun vitesini düşürmedi. Ve attıklarından daha fazlasını da kaçırdı. Haklı. İtalyan medyası rahatsız olmakta, üzülmekte haklı. Sarı Juventus'un ayrılırken şöyle demişti. Bu takım antrene edilemez. Antrene edilemez bir takım bu demişti. Kolay değil yani. Allegri'nin toparlaması kolay olmayacak. Şu an ligde zaten liderin yanılmıyorsam 12 puan gerisindeler. Çok gerisindeler. Napoli ve Milan'ın. Şampiyonlar yine gruptan çıktılar ama çok kolay değil. Juventus'u antren, et, antrene etmek çok kolay değil belli ki. Burada Allegri'nin ama amaca ulaştık. E gruptan çıktılar çünkü. Diye sözleri de başlık altında görülmüş. Yani tamam kötü ama amaca ulaştık demiş. Sonuçta bir kere yendiler. Evet. Chelsea. Yine dün akşamdan bir fotoğrafımız var şimdi. Az önce Uğur Bey'in, Uğur Melke'nin söylediği Lewandowski'nin Rovaşatası. Müthiş bir fotoğraf gerçekten. Dönen bir toptu. Çok zor bir pozisyondu. Bir anda karar vermesi gerekiyordu. Spontan bir Rovaşata süper bir noktaya vurdu. 9 maçtır üst üste atıyor. Ve bunu ikinci kez yapıyor. Yani daha önce de 9 maçlık bir seri yapmış. Bu ikinci kez 9 maçlık serisi ve tarihte bunu iki kez yapan ilk oyuncu. Seriyi de geliştirmeye aday. Bütün maçlarda atıyor. Hemen bu akşamın Şampiyonlar Ligi'ndeki programını da paylaşalım sizlerle ve ondan sonra bir ara vereceğiz. Temsilcimiz Beşiktaş saat 20.45'te Ajax'ı konuk edecek. Aynı saatte Inter-Şaktar Donetsk ile karşılaşacak. Diğer karşılaşmalar saat 23'te başlıyor. Klub Brugge Leipzig, Manchester City, Paris Saint Germain, Atletico Madrid Milan, Liverpool Porto, Sporting Borussia Dortmund ve Şerif Real Madrid karşılaşmaları bu akşam oynanacak. Bir araya gideceğiz değerli izleyiciler şimdi. Aranın ardından da geride bıraktığımız e, Spor Toto Süper geride bıraktığımız hafta ve haftalardan istatistik bölümümüzde karşınızda olacağız efendim. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Belirttiğimiz üzere 13. haftayı geride bıraktık. Sport Oto Süper ve istatistik bölümümüzde karşınızdayız. İlk olarak ekranlarınıza gelecek sayfamız 13. hafta itibariyle yani 13. haftada haftalık olarak haftalık bazda en çok mesafe kat eden takımlar grafiği. Buyurunuz. Medipol Başakşehir toplam 121.6 ile bu haftanın birincisi. Dört büyüklere baktığımızda Trabzonspor 116.3 koşmuş. Beşiktaş 103 özür dilerim 113.8 14. sırada. Fenerbahçe 111, Derbi'de Fenerbahçe 111.9, Galatasaray'da yine 111.9. Küsürattan birisi 18. birisi 19. olmuş. Aynı koşmuşlar yani. Şimdi geçtiğimiz hafta... 12. haftada mı? Topun oyunda kalma sürelerini vermiştik ya 12. Doğru. haftada. Topun oyunda kalma sürelerinde Başakşehir'in oynadığı maç yine zirvedeydi. Doğru. O hafta demiştik ki ya topun oyunda kalma sürelerine baktığımızda hep Başakşehir'e Karagümrük'ü yukarılarda görüyoruz. Onların oyunda maçı. Mesela Sivas Spor'u hep görüyoruz. Sivas Spor'un olduğu maçlarda daha az top oyunda kalıyor. Bu biraz üst oynama üst istidadıyla ile ilgili. Bizim editörümüz Tolga Kuru'yla konuştuk sabah. Gerçekten de ligin genelinde de topun ortalama en fazla oyunda kaldığı maçlar Başakşehir'in maçlarıymış. Hmm. Top tabii oyunda çok kalınca koşu mesafesini de etkiliyor koşu mesafesi anlamında da Başakşehir sürekli öne çıkıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bu sezon e, bu hafta 20 takım içinde 19. ve 18. onları bu yüzden. Çünkü derbide oyun durdu. Topun oyunda kalma süresi düşük. Kavgalar, tartışmalar, fauller, kartlar. E, topun oyunda kalma süresi düşünce koşu mesafeleri de düştü. O yüzden hani Başakşehir, Karagümrük bu anlamda daha fazla izlenebilir maçlar oynadıkları için tebrik etmek lazım. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Evet geçen yıllara göre nispeten iyiydi bu arada. Kötü bir derbi olmadı. Geçen yıllarda çok çok daha kötü derbiler izlemiştik ama yine de bak bir 18. bir 19. Kaç haftadır biz yayın dışında bunu konuştuk ama soracağım yayında unutuyorum. Başakşehir'in beraberliği yok. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? 7 galibiyet 6 mağlubiyet. Bir beraberliği olmayan bir takım daha var mıydı? Var mı? Bilmiyorum. Dur şuradan bakalım hemen. Buyurun siz. Ben hemen Aykut soracağım. Hoca 2 galibiyet 6 yenilgiyle bıraktı. Emre Hoca'da 5 galibiyet alınca ki Aykut Hoca da biliyorsun kariyerinde çok fazla beraberliği vardı normalde. Malatya Spor. Özgür Kablo yeni yok. Malatya Spor'un da beraberliği yok. 4 galibiyet, 9 mağlubiyet. Aykut Hoca'nın daha önce Ankara Spor ve Konya Spor dönemlerinde beraberlik rekorları var. Lig'de bir sezonda en fazla berabere kalan takımları yarattı. O yüzden Aykut Hoca kısmı özellikle enteresan. 8 hafta hiç beraberlik almaması. Enteresan gerçekten. Devam edelim. Bir sonraki sayfamız Oyuncu bazında en çok mesafe kat eden takımları aktardık. Oyuncu bazında durum nedir? Buyurunuz efendim Tolga Ciğerci. 13.4, 99 dakika. Yine az önce Uğur Meleken'in vurgu yaptığı nokta. oyun, e, Topun oyunda kalma süresi. 102 dakika oynayan Kasımpaşa'da Umut Bozok'ta. 12.3 ile bu listede yer bulmuş kendisine. E, Alanya Alanyasporlu Emre Akbaba bu müdavimlerinden. Yine beş, Alanya Alanyaspor Beşiktaş maçında en çok koşanıydı. Flavio da oynadı. genelde burada oluyor. Evet onları bugün göremedik. Faysal Fajr'da hakkını az teslim ettiğimiz bir oyuncu. Sivas'ın oyununun kalbi. Bütün geçişlerde o var. Bütün 3. bölge olumlu aksiyonlar da var. Bir de üstüne üstlük 13 kilometre koşmuş Faysal Fajr'da canı gönülden tebrik edelim. Ve Umut Bozuk için hep parantez açalım. Yavaş yavaş milli takıma doğru yürüyor sanki. Biraz abartıyor muyum bilmiyorum ama gerçekten ikinci bağrını yaşıyor. Daha genç zaten 24-25 yaşında ama 20'li yaşlarında Fransa Ligi 2'de gol kralı olmuştu bir düşüş yaşadı. Tekrar şimdi Kasımpaşa'da kendini buldu. 5 golü var. Yanılmıyorsam 5 gol 2 asistle oynuyor. Çok da fazla dakika almadı yani. Sürekli ilk 11'de oynamadı. Bir de koşu mesafesi eklemiş oraya. 12.300 koşmuş. Bu beni sevindirdi. Hem fiziksel hem teknik seviyeye itibariyle çok iyi yerde Umut Bozok. Milli takımın Mart kadrosuna adaydır. Bence Deniz Ündav da Belçika Ligi'nin şu an tozunu atan. Sen Jilioaz'ın, Santifor, Deniz Ündav da. Yani Mart kadrosunda kesinlikle olmalı. Mart kadrosunda Umut Bozok da aday. Sanki o oraya doğru gidiyor. Bir sonraki sayfamız topla oynama süreleri ve buna mukabil faul sayıları. Medipol Başakşehir Demir Grup Sivas Spor karşılaşması haftanın en çok topun oyunda kaldığı maçı oldu. 63 dakikayla 32 faul yapılmış ki Kasımpaşa Vavakars Fatih Karagümrük karşılaşması 37 faulle bu alanda birinci sırada. Ee, da ki faal sayısı da fazla yani. Evet, 32 fazla. faal ciddi bir sayı. Bizim ligin ortalaması yaklaşık 27. Ama yine Başakşehir'in oynadığı maç Sivas'ta oynuyor olmasına rağmen en uzun süre topun oyunda kaldığı maç olmuş. Dikkat ederseniz derbi 50 dakika. Evet. Haftanın en düşüğü. E, ki ne kadar uzadı? 90 artı 11. 11'i falan gördük değil mi? İlk yarıda da galiba 3 dakika falan uzadı. İlk yerinde uzatması var. Yani 104 dakikadan falan bahsediyoruz. Evet. Yani yarısından az. 104 dakika brüt süre, 50 dakika net süre. Yani utanç verici. Utanç verici. Yani hayatımızın yarısını çalıyorsunuz. Futbolculara, takımlara, antrenörlere söylüyorum. 104 dakika ben maç izliyorum. Yarısından çoğu kayıp. Yarısından çoğunda bizi uyutuyorsunuz. Yarısından azında top oynanmış. Bari yarısından çoğu olsa yani yarısından biraz acı verici gerçek. Bu e, derbi özelinde değil değerli izleyenler genel olarak futbolumuzun büyük bir sıkıntısı olarak bahsediyoruz. Onun özellikle altını çizelim. 13. hafta ortalama topun oyunda kalma süresi ise 56 dakika olarak gerçekleşmiş ortalama. Şu Başakşehir Sivas maçındaki iki tarafın karşılıklı faal sürelerine bakayım benim. 17-15 evet üzücü. İki tarafta çok faal oynamış Başakşehir Sivas maçında. Buna rağmen top 63 dakika kalmış. Bir sonraki sayfaya geçeceğiz ama dostlar bir sonraki sayfanın başında sanki bir problem varmış gibi geldi bana bir şey eksik mi kaldı acaba kontrol edin o zaman eğer yanlışlık varsa. Yo yo hayır. Şöyle. Ha, özellikle şey. Sezon ortalaması bu. Ama başlık. Ya yani kendi başına. Takımların başlığını kendi başına. Hem. Onu kastetmiş. Üniversite sınav sorusu olsa e, anlam anlatım bozukluğu olur muydu? Olur. Olurdu değil mi? Olur. Hocam çok net yaptım Türkçe'den öyle söyleyeyim <laughs> kaçırmam. Şeşinmalım. Buyurun o zaman siz anlatın lütfen bu grafiği Uğur Bey. Sezon ortalaması yaptık. Hangi takımın maçlarını top daha çok oyunda kaldı? Tahmin ettiğimiz gibi Başakşehir çıktı. Yaklaşık 61 dakika. Yani insanlar Başakşehir maçı izlediğinde daha az hayatlarından çalınıyor. Neredeyse 3'te 2 top oyunda kalıyor. Karagümrük, Giresun e, Kara... takip ediyorlar Başakşehir'i. Karagümrük de istatistiki olarak sezon başından beri aynı. Ya birinci ya 2. Evet. ya 3. hep ilk 3'ün içerisinde. Karagümrük ayrıca toplada en fazla oynayan takım ligin. %60 ile toplu oynuyorlar. Dolayısıyla oynama istidadı, oynama niyeti olarak zaten ön plana çıkan takımlar. Oynama niyeti olan takımlar olunca topta oyunda daha fazla kalıyor. Daha az yatıyorlar. Daha az faal yapıyorlar. Daha az vakit geçiriyorlar. O yüzden tebrik ederiz Emre Hoca'yı da, Farioli'yi de. Hakan Keleş'in Giresun Sporu da aslında öyle. Puan tablosu biraz yanıltıcı Giresunspor. Spor. Şimdi ben Giresun Sporu tebrik etmek isterim. Onlar da çünkü XG verisinde, gol beklentisi verisinde çok fantastik bir noktadalar. 17 gol beklentisi, sadece attıkları 8 gol. Kümülatif olarak evet. Ön tarafta çok verimsiz oynamışlar. Yoksa normalde santrforları atabilse 17 golleri olacak belki ve puan tablosu daha iyi bir yerde olacaktır. Ama bir türlü o topları çerçeveden dürtemedikleri için sadece 8 golleri olduğu için yukarılarda değiller ama oyun oynama istekleriyle bak burada görünüyor. Oyun oynama istekleriyle bu, bu 3. sıraya tırmanmışlar. Programımızda Emre Hoca'yı geçen sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başladıktan sonra bulduğu çözüm ile ve bu sezonda Başakşehir'e, Medipol Başakşehir'e geldikten sonra yaptığı değişiklikler ve oynattığı oyun bu sezon belki biraz az çınlattık ama sezonun başından beri kulaklarını sezonun başından beri Farioli ile Hakan Hoca'yı her hafta neredeyse tebrik ediyoruz değil mi? Hak ediyorlar. Hakan Hoca'nın Hakan Hoca ve tabii yönetimi de Giresun yönetimini de burada bir kez daha anmak lazım. Yani İlhan Hoca. şey yapmadılar. İlhan Paluk. Bütün o zorluklara rağmen ya tamam buraya kadarmış demediler. Hakikaten tebrik etmek lazım. İlhan Hoca, Abdullah Avcı'yı zaten İlhan Hoca, Emre uzun Hoca. zamandır söylüyoruz. Özellikle onları ayırmak Ömer lazım. Hoca evet. Hatay'da o da uzun zamandır görevinde. Tebrikler hakikaten tebrikler. Bir sonraki sayfamız. Golle biten hücumda yer alma en sevdiğimiz istatistiklerden bir tanesi. Vakayeme burada. Bakasetas'ın sakatlığı oldu bir süre ama Vakayeme burada bu hafta iki tane daha ekledi. Evet sürdürüyor. İkinci ve üçüncü golle bir de öyle eklemeler ki yani ikinci <laughs> ve üçüncü golün kalbiydi. O, Onun o müthiş stopu, pasları sayesinde oldu. Hem stop, Taç çizisi kenarında topuk stop, hem attığı şey cross yani. pas, oyunun yönünü değiştirmesi. Zaten gol oldu, gol orada oldu, bir tek atılması kaldı. İki golde de çok büyük rolü vardı. Birinde asist yazıldı, birinde yazılmadı. Takımlarının, takımının gollerinin %56'sında Vakayemi'nin katkısı var yani müthiş bir şey. %56. 56. Lobanese kendi takımının vakaymesi bir bakıma. O da %57'sinde Atay'ın gollerinin %57'sinde yer almış. Vişça %65'inde yer almış. Ee, Vargas da öyle. Vargas ses biraz sessiz sedasız hep bu istatistikte kendini gösteriyor. Evet. Az mı övüyoruz acaba Vargas'ı? Az övüyoruz galiba ama tabii Montella'nın da orada Bak lazım. Montella geldikten sonra çok artırdı Balotelli ve Vargas'ın verimini. Çünkü... Yıldız hissediyor bu oyuncular. Ve kendilerini yıldız hissetmek istiyorlar. Sanırım Montella geldikten sonra onlara yıldız hissettirdi. Net bir şekilde dediğiniz gibi. Şimdi ben de bulunduğum ortamda, bulunduğum ekosistemde iyi futbolcuydum. İyi hissetmek isterim. Kendi çerçevemde diyorum yani. Kendi mahallem, kendi okulum o anlamda. O küçük kümende iyi hissetmek istersin iyi futbolcuysan. Seni iyi hissettirmezse hocam tam anlamıyla o performans alamayabilirsin. İyi derken onu mu kastediyoruz? Yani diğerlerinin iyisin ve iyi olduğunu hissetmek istersin. Yani haklısın. dolayısıyla ben bu takımın banko adamlarından birisiyim eğer performansım düşmezse. Yani bir noktada güven de var yani. E tabi duran topun başına ben gelmeliyim. Pas trafiğinde ilk ben düşünmeliyim. O top bana gelmeli. Hata e, payı en çok benim olmalı. Hata kredim. Yani bütün bunları o güveni verirsen oyuncuya zaten verimde alırsın. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa eklemek istediğiniz bir şey yoksa geçeceğim bir sonraki sayfaya. Lütfen. Gol öncesi ortalama pas sayısı gelsin efendim ekranlarınıza. Burada Trabzonspor bir önceki hafta da Trabzonspor ikinciydi değil mi? Başakşehir yine birinci çıkmıştı 12. hafta sonu itibariyle. Yanlış mı hatırlıyorum yoksa? İlk iki buydu ama sıralaması Liderliği konusunda. Liderliği devretti diye konuştuk çünkü. Sıralaması Trabzonspor. o zaman tamam doğrudur. Liderliği devretti diye konuşmuştuk. Bu haftada yani 13. hafta itibariyle de bu kümülatif değil değil mi dostlar? Ortalama işte. Yani 13. hafta değil mi? 13 haftalık mı? 13 hafta tabii. Onun ha, haftanın ortalaması. Ha, tamam. Başakşehir. Geçen haftanın ardından yanlış hatırlamıyorsam eğer bu hafta da birinci Trabzonspor zaten buradaydı. Karagümrük zaten buradaydı. Beşiktaş Trabzonspor'la 1-2 yapıyorlardı genelde. Ama Beşiktaş burada dördüncü sıraya inmiş bu istatistik kaleminde. Ya bu, bu bunu tekrar elden geçmemiz lazım bu istatistiği ve e, şunu bir de duran topsuz elde etmemiz lazım bu istatistiği. Çünkü çok yaklaştı takımlar birbirine. Artık çok fazla bir şey ifade etmemeye başladı. Frikikleri ve penaltıları çıkarıp ikinci gol. bir istatistik yaratmamız lazım. Tolga bu konuyu unutmayalım. Gol sayılarının birbirine yakın olması mı acaba biraz da bunu şey yapıyor? Ya Öyle gol sayısı arttıkça da doğru korelasyon şey yapabilir Gol mi? sayısı arttıkça da belki tablo daha netleşebilir ama istatistikler birbirine çok yaklaştı. Bir ee, de bir duran topları çıkarmamız lazım burada. Beşiktaş son maçı 2-0, ondan önce 2-1. Eee Galatasaray'dan sonra kimin oynadı? Galatasaray derbisinden sonra Beşiktaş. Galatasaray derbisinden sonra hep kaybetti. Hatay'la mı oynadı? Hatay mıydı? Evet. 1-0. İki maçta gol atamadı yani. Doğru. Son üç maçta bir, gol. bir golü var. Dolayısıyla o da bu istatistiği doğal olarak aşağıya çekmiştir. Beşiktaş açısından. Bir sonraki sayfamız golle sonuçlanan atakların süresi. İlk 13 hafta itibariyle. Trabzonspor burada birinci. Medipol-Başakşehir ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Bir önceki sayfada olduğu gibi Trabzonspor-Beşiktaş 1-2 yapıyordu burada. Beşiktaş burada da e, az önce saydığımız sebeplerden dolayı muhtemelen aşağıya doğru indi. Galatasaray üçüncü sırada 27.3 saniye. Muhtemelen sezon sonunda Konya, Spor, Konya da hak ettiği yerde. Evet. Çünkü onlar da set seviyorlar. Onlar da yerleşik ucumu seviyorlar. Onlar da rakip yarı alanda kalabalık olmayı seviyorlar. Konya Spor'un da hakkını teslim ederim. Yalnız muhtemelen sezon sonunda rakip yarı sahada en fazla pas yapan oyuncular Trabzon'da Başakşehir'in stoperleri çıkacak. Çünkü stoperleri rakip yarı alana geliyorlar. Oyunu orada kurmaya başlıyorlar. Yani gerek Edgar, Vitor Hugo, gerek Başakşehir'de şimdi Yusuf'la Epiruiano oynamaya başladı. Sürekli onlar oynarsa herhalde rakip yarı sahada isabetli pasla sezon sonunda ilk 10'da Edgar'ı, Hugo'yu, Epiruiano'yu falan göreceğiz. Madem bahsini açtınız yine aynı konuyu gündeme taşımak isterim. Trabzonspor'un savunma göbeği. Vitor Hugo ve Edgar Ye. Çok sağlam savunma doğru ifadeyi kurmak lazım. Yine Abdullah Hoca beğeniyor, izliyor. Antrenmanda ve uzun zamandır beraber çalışıyor. Abdullah Hoca da tecrübeli bir teknik adam. Dolayısıyla bu ikisinin en iyisi olduğunu düşünüyor. Ama sanki sahadayken bu ikisi de en iyisi değilmiş gibi gelmiyor mu? Çok pozisyon verdiler bu hafta değil mi? Çok aşırı. İkinci yarıda Gaziantep'e. Bir o, de Berat sağdaydı. Maçtan maça yani tek maç performans üzerinden değil de daha önce Ahmet kardeşimiz hani genç kardeşimiz orada bir artı bir yapar sana. Takımın geri kalanını daha kura, şey kurabilmek için. Acaba hoca çünkü biz konuştuktan sonra bir hafta koymuştu. Hangi haftaydı hatırlıyor musunuz onu? Ahmet Can'ı. Gerçi bu o hafta kadar, oldu zaten de o iyi oynamıştı yani. Doğru Ahmet, Ahmet Can iyi performans evet. vermişti. Şimdi bu maça kadar Trabzon bu maçı çıkar, gösterme maçını çıkar bir de Beşiktaş maçını çıkar, Trabzon'un. Bu üç maçı çıkarırsan 13 maçın 10'unda topa çok sahip oldukları, önde oynadıkları için pozisyon veriyorlardı. Ve orada mesela Edgar Luygo'ya ben fatura kesemiyorum. Çünkü zaten önde oynuyorsun. Sürekli tek ayak üzerinde yakalıyorsun, yakalanıyorsun. Arkada mesafe bırakıyorsun. Bu riskleri aldığın için yeniden golleri, verilen pozisyonları çok stoperler üzerinden okumak istemiyordum doğrusu. Bu bahsi daha önce hı hı. konuştuğumuzda. Hı hı. Ama şimdi Gaziantep maçı farklıydı özellikle ikinci yarıda. 3-0 yaptı. Geriye çekildi. Ve çok fazla pozisyon verdi. Bu kadar fazla pozisyon vermesi de anormal. Vermemelisin Dağlıktır. bu kadar. Yani. Ee, Göztepe de çok pozisyon vermişti ama Gaziantep'e rekor pozisyon verdi. Doğru. E, 11-11 oynanan maç kırmızı kart falan da yok. E, rakibinde Gaziantep yani ligin en iyi hücum eden takımlarından biri değil. Topu Başakşehir'e bırakırsın Başakşehir pozisyon bulabilir. Karagümrük bulabilir, Adana Demir bulabilir, Konya bulabilir. Bunları da anlarım ama Gaziantep yani. Gaziantep bu kadar pozisyon bulmasıyla ünlü bir takım değil. Hücumuyla karşına çıkan bir takım, takım değil. değil Gaziantep'i Manchester City gibi gösterdi Trabzon maçın ikinci yarısında. Orada senin tezini destekliyor bu. Orada Hugo ile Edgar'ı biraz sorgularsın. Ya niye bu kadar çok pozisyon veriyorsun arkadaş? Zaten savunma yapıyorsun, defansa çekiliyorsun, eksik yakalanmıyorsun. 4 artı 4, 8 blokla karşılıyorsun. Hem takım savunmasını sorgula orada. Ya duruşunda da bir hata var. Hı hı. Hem de stoperlerini de sorgula. Burada katılırım sana. O yüzden bir artık o gözle bakmak lazım. Çünkü bu Gaziantep maçı Pergen'in sabit ayağını Abdullah Hoca oraya koyacak. Diyecek ki oyuncularına ya biz bu Gaziantep maçı video analizini iyi yapalım. Biz niye bu kadar çok pozisyon verdik arkadaş? Demesi lazım. O zaman bir ara verelim değerli izleyenler. Ee, sonrasında yine başlıklarımızda Uğur Melek'in yorumlarıyla devam edeceğiz. Değerli izleyenler Fanatik Gazetesi'nden Anadolu Devrimi başlığını getiriyoruz ekranlarınıza. Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor demiş gazete. Trabzonspor ezeli rakiplerine karşı açık ara zirvede Konya ve Hatay en başarılı sezonlarını yaşıyor. Alanya devlere kök söktürüyor. İlk 13 haftalar değerlendirildiğinde Süper Lig'de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sezon yaşanıyor. İlk 4'te üç büyükler yok. Süper Lig'in zirvesinde olduğu gibi gol krallık yarışında da üç büyüklere yer yok. Başakşehir'den Okaka, Karagümrük'ten Bertolacci ve Peşiş, Trabzonspor'dan Bakasetas 7'şer golle zirveyi paylaşırken Hatayspor'un tecrübeli golcüsü Diouf ve El Kabi'nin de 6'şer golü var diye yazmış gazete. Bamba'nın da galiba 6 golü var. Ona da haksızlık etmedim 6 ayla. Trabzonspor buyurun. Dört tane Anadolu takımından sonra da beş tane İstanbul takımı olması peş peşe. Fenerbahçe, Karagümrük, Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş. Değil mi? Enteresan değil mi? Evet. Az görülecek bir şey. Sonrasında da Adana Demirspor var Beşiktaş'ın arasında. Evet. Beş, beş İstanbul takımı şu an tabelada peş peşe ee, var. tabii bunu bir makro planda ele almak lazım. Bir de mikro planda. Öncelikle makro planda zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş uzun zamandır kötü yönetiliyor. 10-15 yıldır belki. Her biri için ayrı ayrı pasajlar seçebilirsin ama transferde genelde kar etmiyor. Çok ciddi borçlular. Şu an Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 3 kulübün toplam 10 milyarın üzerinde borçları var diye biliyorum. İdare etmeleri gereken korkunç bir yük bu. Korkunç faizleri var. var. Ge gelir yaratıyorsun, ekstra kazanç yaratıyorsun, borca gidiyor vesaire. Tek direktör istikrarları yok genelde. Evet şu an Galatasaray istikrarlı ama dediğim gibi ben 10-15 yıllık periyoda bakarak söylüyorum. Genelde tek direktör istikrarları yok. Ekonomik olarak kötü yönetiliyorlar. Ve bu tablo içinde zaten daha fazla Anadolu'dan şampiyon çıkmalıydı. Ona da hayret ediyorum. Biraz iyi yönetilen Bursa Spor, bir tık iyi yönetilen Bursa Spor bir şampiyonluk aldı. Başakşehir biraz iyi bir organizasyon kırdı, bir şampiyonluk Doğru. aldı. Başakşehir gibi 3-4 örnek daha olsaydı birer şampiyonlu olurdu sonunda. Ee, inan bana şu 10-15 yıl içinde sadece 2 tane üç büyükler dışında şampiyon çıkması... Diğer takımlar kendi sorgulamalı biz niye şampiyon olamadık diye. Yani şuradan Bursa Spor bir tane daha şampiyon çıkarmadı. İşte Gaziantep'in bir tane şampiyon olmayıydı. İyi yönetilmek suretiyle ee, onu kastediyorum. Bu Kayseri'nin bir tane şampiyonlu, Konya'nın bir tane şampiyon iyi yönetilseler şu 10-15 yıl içinde birer şampiyonlar olurdu. Bu sezon zirvedeki takımların olduğu gibi. Biraz iyi yönetildiğini Konya iyi idare ediyor. Geçen sezon İlhan Palut sallanmasına arkasında durdular. İlhan Palut'u istifa etti kabul etmediler falan. Nihayet bir doğru yönetim göstergesi. Bak Konya'yı aldı bir noktaya getirdi. Ömer Erdoğan istikrarlı bir yönetim anlayışı bak Hatay'ı aldı bir noktaya taşıdı. E Başakşehir'in zaten kurumsal bir istikrar var. Belli bir şey sürdürüyor. Belli bir çizgi sürdürüyor. Böyle devam ederse Anadolu takımları biraz daha iyi yönetilirlerse inan bana 2020'li yıllarda 3 tane 4 tane Anadolu'dan farklı şampiyon çıkabilir. Bu makro plan. Mikro plan abi, Bu sezon özeline gelirsek Avrupa'da çok dayak yediler. Özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'den 4 tane erikten sonra Beşiktaş lige gelip kafasını kaldıramadı. Kolay toparlanamadı. Fenerbahçe Avrupa'da ağır bir Olympiakos yenilgisi aldıktan sonra Antwerp'e karşı istediklerini alamadıktan sonra kafasını kaldıramadı kolay kolay. Yani orada Avrupa'da ağır bir sonuç alıyorsun sonra lige gelip burası başka cephe diyemiyorsun. O travma o içine kapanıklık sürüyor. Lige de yansıyor. Bir de bir süreç var. Hafta içi, hafta sonu, hafta içi, hafta sonu oynandı maçlar. O hafta içi maçını Avrupa maçının öncesine koydu federasyon. Ma maalesef öyle oldu. Dolayısıyla yani. 22 gün 7 maç oynadı futbolcular. Ben hala onu anlam veremiyorum. Bu yani biz resmen oldu, ihanet yoldumlu, ettik kendi oldu, takımı. Beşiktaş'ın evet. 13 sakatının olduğu dönem, o dönem işte. Evet. 22 günde 7 maç oynandı. Ya şu hafta içi fikstürünü daha boş bir yere koyamaz mıydınız? Toparlamak da kolay olmadı ondan sonra. Orada da aldılar zaten. Evet. Orada büyük dayak yedi. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş. Mikro planda da onun altını çizmek lazım. Kaldığımız noktadan devam edelim. Sırada Sabah Gazetesi Efsane Dokunuş başlığını atmış. Bülent Korkmaz ve Emre Belözoğlu üç büyüklerin pabucunu dama attı. Birisi Galatasaray, diğeri Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alanya Spor Korkmaz. Başakşehir'de Belözoğlu ile müthiş bir ivme yakalayarak zirve yarışına renk getirdi demiş. Gazete böyle bir toparlama yapmış. Ne kadar fitler. Fenerbahçe. Evet. Eski e, ve Galatasaray'ın efsaneleri ve şu an Başakşehir ve Alanya Spor'un koçları. Bu böyle bir global tartışmayı da alevlendirir. Globalde hep bu konuşulur. Fit olmayan tek direktör mu diye. Çünkü biliyorsun bazı tek direktörler fit değiller. Kilolular, kötü alışkanlıkları var. Bu hep tartıştır. Futbolcu örnek olmalı mı olmalı mı? Mesela Diego Simeone sıfır yağ ile dolaşıyor adam yazın flash sadece... fotoğrafları çıktı eşiyle. Diyorlar ki Atletico Madrid'de de zaten bir kilo olanı bile antrenmana almıyor diyorlar. Önce o kiloyu ver sonra gel antrenmana çık diyor, diyorlar. Ama kendisi önce olmadı. Bu sadece futbolcu kardeşlerine, öğrencilerine örnek olma anlamında değil. Kendi hayatı için de son derece önemli bir şey. Şüphesiz. Bak Bülent Hoca da. Spor yapmak çok güzel bir şey. Görsen değil. Bülent Hoca'yı gördün de diyorsun ki ya hala oynar top diyorsun. Zamanın varsa nefis bir şey tabii ki. Emre Hoca da öyle. Gerçi şimdi üst gruba baktım da fariolde Fit, öyle İlhan öyle. Palut, Ömer Erdoğan hep yan top oynamaya hazır gibiler. Zımba gibi herkes tabii. Ligin üst grubunda hep evet. Fit hocalar var. Fanatik gazetesi diyor ki yeni sistemle yola devam. Vitor Pereira Galatasaray derbisinde üçlü savunma inadından vazgeçti ve çok kritik bir galibiyet geldi. Portekizli çalıştırıcı yarın Olympiakos deplasmanında oynanacak mücadelede de dörtlü defans kullanmayı planlıyor. 53 yaşındaki teknik adam takımla yaptığı konuşmada Galatasaray karşısında kazanarak ligdeki iddiamızı ortaya koyduk. Şimdi sıra aynısını Olympiakos maçında yapıp Avrupa'da da yola devam etmekte ifadelerini kullandı. Derbiden sonra pazartesi günü sizinle konuştuk burada. E, tam olarak dörtlü üçlü dörtte her neyse yani 4 savunma oyuncusuyla çıktığı karşılaşmada savunmada alan paylaşımı ya da zamanlama hataları olduğundan bahsetmiştik. Yani dörtlü savunmayı tam olarak sahaya yansıtamadı. Ufak tefek sıkıntılar oldu. Oldu. Demiştik. Şimdi yeni sistemde yolla devam. Zaten hoca da bir yerden sonra üçlü savunmaya geri döndü. 70'te üçlü savunmaya Nerede? döndü yaklaşık. Devam. Bunu soracaktım ben size. Sormadık mı? Unuttuk mu bunu? Peki bundan sonra olur? Üçlü mü devam eder? Dörtlü mü devam eder diye? Konuşmadık mı biz bunu? Sanırım konuşmadık. O zaman buyurun. Tabii ki dörtlü savunmanın da zamana ihtiyacı var. Şimdi bir anda on buçuk maç üçlü savunma oynuyorsun. Kayseri maçı ikinci yarısında değiştiriyorsun. Bir buçuk maçtır dörtlü evet. savunma oynuyorsun. Dolayısıyla bunun da zamana ihtiyacı var. Dörtlü savunmayı hemen oyuncuların adapte olması ve kusursuz bir şekilde uygulamasını bekleyemezsin. Bunun da zamana ihtiyacı var. Uygulayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü iyi oyunculara var. Salahiler, Kim Minceler, Novaklar iyi oyuncular var. Dörtlü savunmayı da pekala uygularlar. Biraz zamanla telepati kazanırlar ama dörtlü savunmanın Fenerbahçe'ye getirdiği en önemli artı zaten savunmadaki oyuncu sayısı değil. Bir oyuncu ön tarafta artması. Esas artı o. Dörtlü savunma oynadığı için ön tarafta Mert'i, Sosa'yı, İrfan'ı, Mesut'u ve Berişa'yı bir arada kullanabildi. Esas artı o. Yoksa savunmayı üç kişili yapmışsın, 4 kişili yapmışsın değildi. Esas fark o değildi bence. Esas fark ön tarafta kalabalıklaşma. Peki hala UEFA'nın gözü bu maçta. Hangi maçtaymış bir saniye? Ha. Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos Fenerbahçe karşılaşmasına Avrupa'nın elit hakemlerinden Lahoz atandı. Gerçi e, özür dilerim. Gerek iki takımın gruptan çıkması adına taşıdığı önem, gerekse Yunan kulübünün sahibi Marinakis'in ilk maç sonrası yaptığı tepki çeken açıklamalar nedeniyle iki tarafın büyük önem verdiği müsabakaya UEFA'da İspanyol ünlü hakem Matu Lahoz'u atadı, görevlendirdi. Demiş gazete. Şimdi grubu ikinci bitirirsen Şampiyonlar Ligi geleceklerle bitirirsen de, Ligi'nden geleceklerle bir ön eleme turu oynuyorsun. Grubu üçüncü bitirirsen de Konferans Ligi'nden geleceklerle bir ön eleme turu oynuyorsun. Bu sene format değişti. Ya yani Üçüncü elenmiyor. Belki Türk spor severler yakından takip edemeyenler için bir kez daha açıklayayım. Yani üçüncülük elenmek demek değil. Üçüncülük de konferans liginde yola devam etme şansı. Konferans ligi grup ikincileriyle bir ara tur oynayacaksın. Eleme turu oynayacaksın. E bu maçta büyük ihtimalle Olympiakos Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek. Olympiakos kendi evinde Fenerbahçe'yi kaybetmezse son maça avantajlı girecek. Fenerbahçe'nin üzerinde girecek. Fenerbahçe'de Pire'de maçı kazanıp son maça avantajlı gitmek istiyor. Dolayısıyla grubun belki de en hayati maçı şüphesiz ki. Ee, o yüzden de, tabii Lahoz'un yönetmesi Olympiakos Fenerbahçe'nin bu maça yüksek konsantrasyon çıkması doğal. Bu arada ilk maçta hani çok andığım kamera vardı hatırlıyor musun? Evet, evet. Olympiakos'un ofansif orta saha oyuncusu Liverpool istiyormuş. Dün öyle bir söylenti okudum. İzleniyor maçlar yani Doğru. takip ediyorlar yoksa ben Yunan liginde tespit etmemişlerdir bu oyuncuyu. Avrupa Ligi'nde görmüşlerdir. Belki de Fenerbahçe maçında gördüler kim bilir. Liverpool istiyormuş o kamarı. Sıradaki başlığımız Takvim gazetesinden geliyor ve Galatasaray cephesinden e, Forvet Cagne. Derbi'de Halil Dervişoğlu'ndan beklediği verimi alamayan Fatih Terim yarın Marsilya karşısında Cagne'yi 11'e almayı düşünüyor. Uğur Bey, e, sezon başladığında Cagney'in muhteşem oynadığını, İngiltere'den bambaşka bir oyuncu gitti, bambaşka bir oyuncu geldi. Fırtına gibi esiyor diye burada defalarca konuştuk. Çok beğendiğimizi. Sadece golcü ceza sahası içinde bulunma anlamında değil. Orta sahada duvar olması, top saklaması, arkadaşlarına pas vermesi, servis yapması bunların hepsini konuştuk. Diğer taraftan Halil'in de gerçekten iyi bir kumaşı olduğunu ve çok daha iyisini vaat ettiğini söyledik. Geldiğimiz nokta itibariyle Halil'e de sanki biraz haksızlık mı yapıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü derbide Ceza sahası içine girmemiş, çok fazla ceza sahası içine girmemiş olması, sadece 21 kez topla buluşmuş olması sadece Halil'in şeyi olamaz diye düşünüyorum. Yani taktik böyleydi herhalde. İlla yumurtaları birbirine kırdırmak zorunda evet. değiliz Değil mi? Mesela Mustafa Muhammed de çok Halil'den kırıldı bu karşılaşmada. Halil Halille Cagne beraber oynar. Mustafa gayet Muhammed de gitmiyor bence. Gitmiyor. Sürekli Türk spor medyası Galatasaray'ın sanatı birbirine kırdırıyor. O iyi bu kötü, o düştü bu çıktı. Bence üçünün de sezon genelinde performansları kötü değil. Biraz haksızlık ediyorum. Terim'in elinde üç yani. iyi yani. var bence. Yani biri iyi biri kötü olmak zorunda değil. Ve Halil hepsiyle beraber de oynayabilir. Kesinlikle. En milli takımda oynadı. Halil, Burak ikilisi. Evet. İki ayrı model bir de ortaya koydular. Cebel Tarık başında Koca Burak dolaştı. Yani. Cebel Tarık başında Burak dolaşan gezen santrifor. Halil golleri attı. Karadağ maçında Halil dolaştı. Burak da statik oynadı. Yani Halil şunu gösterdi. Ben İki santrfor oyununda hem statik 9 olabilirim hem de gezen dolaşan tipte oynayabilirim. Bravo, Halil bunu böyle. gösterdi. Şimdi milli maçlara bakarak pekala Fatih Hoca zaten ya Fatih Hoca tabii kepimizden daha iyi biliyor ama milli maçlarda bir veridir yani. Orada Halil Bilmiyorum. gösterdi ikili oynayabileceğini. Cagney ile de de ikili olur. Muhammed ile de de ikili olur. Cagni Muhammed Muhammed'le ikili olur. Pekala Galatasaray çift santrfor da oynayabilir. İlla birinden birini seçmek zorunda değil bence. Ha Marsilya e maçı tabii. Ona uygun bir maç mıdır? olmayabilir. Çünkü beraberlik Galatasaray'a yarıyor. Dolayısıyla büyük ihtimalle tek santrforla çıkar. Onu kabul ediyorum. Cagne her koşulda Galatasaray'ın Mustafa üçü de iyi. Hiçbir itiraz yok ama Cagne her koşulda sahada olması gereken oyunculardan bir tanesi diye düşünebiliriz. Gerek güç olarak gerek konsantrasyon Şimdi olarak. Şimdi Cagne gerek... domine ettiğin maçlara bence daha uygun. Daha çok üçüncü bölgede oynadığın. Ama topu rakibe bırakıp kontratak fırsatı kolluyorsan ona Halil daha uygun. İşte oyuncu değişik o yüzden o gün sordum ya size oyuncu değişikliği mi taktik değişiklik mi evet, diye. Taktiğe bağlı. Onu yapıyor Fatih Hoca da zaten. Marsilya maçına mesela Halil mi uygun, Cagdin mi uygun ne oynayacak Galatasaray nasıl bir strateji izleyecek bilmiyorum. İlk Marsilya maçını hatırlayacak olursak. İlk e, Marsilya maçı Halil uygundu. İlk Marsilya maçı çünkü domine eden Marsilyaydı. Lazio maçında da mesela. Galatasaray sağlam durdu, kalabalık durdu. Geçişlerle. Ona Halil daha uygun görünüyor. Yine aynısını yapar diye tahmin ediyorum. Ama içeride ya bu sefer. Acaba içeride. kazanıp fişi, çek fişi çekmek isteyebilir mi onu yaşayıp Belki Öyle başlayacağını sonrasında değişiklik yapacağını tahmin ediyorum. Beklentim oyunda yani. Mesela 45 Bilemeyi, dakika kafasındaki. domine etmek ister. Cagney ile oynar. Skoru bulur. Sonra Halil ile devam eder. O aynen öyle olabilir. Vaktimiz varsa bir başlığımız daha var sevgili dostlar. O zaman. Peki son 26 yılın en iyi Trabzonspor'u. Süper Lig'de 33 puanla namalüp lider durumda bulunan Bordo Mavililer 95-96 sezonunun 13. haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en başarılı sezonunu yaşıyor demiş. Gazete ki biz de zaten vurgulamıştık konuyu. Trabzonspor namalüp olarak 10 galibiyet, 3 beraberlik namalüp. 27 gol attı, 11 gol gördü kalesinde artı 16 e, averajı var. Hatay Spor artık en, en az gol yiyen, ligimizin en az gol yiyen takımı değil. Onların da 10 oldu. Yine e, İttifak Olin Konya Spor'da kalesinde 10 gol. 2 takım. İki, ligin ikincisi ve üçüncüsü kalesinde en az gol gören 2 takım. Lider de 11 gol görmüş kalesinde. Bakayım var mı başka? En yakını 12 golle kalesinde gördüğü 12 golle GZT Giresun Spor. Ondan sonra da 16 golle Ha, pardon 15 golle Demir Grup Sivas Spor varmış. Peki süremizin sonuna gelmişiz. Uğur Melke çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Bu akşam e, temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Ayaks'ı ağırlayacak. Başarılar dileyelim. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.